bugün, dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana. Dünya sanki sırtımda, sanki herkes karşımda. Yoruldum bu yaşımda. Anne, ne olur konuş benimle, en azından rüyamda. Vesile tutunmama. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana. Ablacığım, dur yavaş şimdi. Abi ne olur bir şey yapın, uyandırın kardeşim, ne olur. Aybüke, kızım, kurban olayım, ne olur aç gözünü yavrum. Aybüke. Oğulcan, yavrum, kuzum, kuzum, yavrum. Aç gözünü kurban olayım. Ne olur kurtarın evladımı, oğulcanım. Yalvarırım kurtarın oğlumu, ne olursunuz. Oğul canım. Oğul canım. Kurban olayım, aç gözünü, kurban olayım. Haberim. Hocam yemek sonrası zehirlenme olmuş. Tansiyon düzensiz, oksijen destekleri devam ediyor. Tansiyonlular için hemen kanlarına bakın. Tabii hocam. Çocukların yakını siz misiniz? Evet, evet doktor hanım. Ben anneleriyim, diğer çocukların da yengeleriyim. En son ne yediklerini biliyor musunuz? Güllaç. Ben dükkanda güllaç ikram ettim ama daha yeni yapıldı yani, taze, tazeydi. Böcek ilacı. Yiyeceklerinde böcek ilacı vardı doktor hanım. Ne? Ne? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? Ne kadar oldu yiyeli? Yarım saat falan olmuştur. Ne diyorsun sen ya? Sen ne diyorsun Şengül? Böcek ilacı ne ya? Böcek ilacı ne kadın? Ya sen ne dediğinin farkında mısın? Böcek ilacı ne? Ben bu kadın seni yakanı bıraksın, mahalleden gitsin, işi bozulsun diye müsil ilacı koymak isterken böcek ilacı koymuşum. Ya kadın sen beni delirtmek mi istiyorsun? Sen benim kalbime mi indirmek istiyorsun? Senin amacın ne ya? Sen beni de çocuklarımı da öldürmek mi istiyorsun? Senin amacın ne ya? Yenge sana inanamıyorum. Böyle bir şey yaptığına inanamıyorum ya. Ben böyle olsun istemedim. Yeminle diyorum, böyle olsun istemedim. Kimseyi zehirlemek istemedim ben. Senin benimle ne derdin var ya? Ha? Şengül Hanım, gitmemi istiyormuş, lafa bak. Sen hiç mi düşünmüyorsun? Sen hiç mi düşünmüyorsun bunu kim yer, kim içer diye? Sadece mideleri bozulacaktı. Eğer ben ilaçları karıştırmasaydım sadece mideleri bozulacaktı. Sadece mideleri bozulacaktı. Ben böyle olsun istemedim, istemedim. Ya karıştır, karıştırma. Küçücük çocuğun midesi bozulsa üzülmeyecek miydin? Bu nasıl bir düşünce şekli? Bu nasıl bir tavır ya? Ya yok, düşünmez, düşünmez bu ya. Düşünmez bu. Kendinden başka kimseyi düşünmez bu. Yenge bak, eğer kardeşlerime bir şey olsun, bak onlara bir şey olursa seni hayatım boyunca affetmem bak, asla. Kızım ne affetmesi ya, ne affetmesi? Bak çocuklarıma bir şey olsun seni gebertirim. Yemin olsun gebertirim kadın. Geçmiş olsun. Sağ olun. Acile getirilen çocuklarla alakalı ifade alacağız. Doktoru bildirmiş. Böcek ilacıyla zehirlenmiş galiba. Aa işte bu. Bu zehirlemiş. Alın götürün, ifadesini mi alıyorsunuz, hapse mi atıyorsunuz? Ne yapıyorsanız yapın bunu. Olayın sorumlusu siz misiniz? Asıl derdi benimle uğraşmakmış memur bey. Dükkana girip tatlının içine böcek ilacı katmış. Sizi de alalım ifade için. Buyurun. Allah'ım benim günahım neydi ya? Benim günahım neydi de bu kadını benim başıma sardın? Benim günahım neydi ya?
acaba? Hı. Öğlen yemeği için çok değişik bir mekan seçmişsin sanki ha. Oğlum ben de ilk kez geliyorum buraya. Bakalım beğeneceğiz mi? Ne oluyor burada? Sen bunun için mi çağırdın beni buraya? Dur yapma Allah aşkına yapma oğlum ya. Hadi ne olur hatırım için. Hatırım için kırma babanı ya hadi ne olur. Bir gülümse iki. Az bir gülümse. Hanımlar merhabalar. Merhabalar efendim. Merhaba çok bekletmedik. Yok yok hiç beklemedik. Biz de az önce geldik zaten. Otursana aslanım otur. Hoş geldiniz. Selam. Selam. Aleyküm selam. Bu mekanı ben seçtim. Çok iyi değil mi ya? Efsane bir yermiş ha ben çok sevdim. Güzel senin zevkin zaten. Tabii çok güzel. Şimdi efendim biz yakında evleniyoruz biliyorsunuz. Bir aile oluyoruz. İşte ondan önce de böyle bir dört göz bir arada oturalım. Bir yemek yiyelim, sohbet edelim diye düşündük biz bu yemeği. Her şeyi çok iyi düşünürsün ya zaten. Nikah tarihi belli mi oldu yoksa? Evet. Yani bu yemeği biraz da o yüzden organize ettik Akif'le. Neredeyse haftaya nikahımız oluyor bizim. Ay çok sevindim ya. Ay Allah'ım sonunda oldu. Şükür diyorum sana harikacığım. Yani artık sonunda muradımıza ereceğiz inşallah ya Rabbim ya. İçeri gireli ne kadar oldu amca? Mide yıkamak bu kadar uzun sürüyor mu ya? Bir terslik yoktur değil mi? Bilmiyorum kızım ya, bilmiyorum. İnşallah yoktur. Vallahi ben yengeme de ne diyeceğim bilmiyorum artık. Vallahi bak kelime bulamıyorum ya, inanamıyorum ona. Bak her defasında bu sefer şaşırmayacağım diyorum. Her defasında daha büyük bir bela açıyor başımıza. Ya ben nasıl kurtulacağım bu kadından? Vallahi bilmiyorum artık ya. Tebrik ederim. Sağ ol aslan. Sizi de. Teşekkürler Doruk'cum. Çok naziksin. Ama nikah töreninize gelmesem bana darılmazsınız değil mi? Ne? Ne demek gelmesem? Niye gelmiyorsun oğlum sen nikah törenine? Babacığım benim bir annem var ya hani. Onu daha fazla rahatsız etmeye gerek yok diye düşünüyorum çünkü. İkimizden birisi onu düşünsek iyi olur sanki ha? Ne demek şimdi bu ya? Niye böyle bir şey söylüyorsun ki sen şimdi? Neden üzüyorsun beni ya? Ay annen ayrıca gayet iyi. Şey yapma yani o kadar da düşünme yani. Ayrıca olması gereken buydu Doruk. Kusura bakma da yani. Biz birbiriyle asla anlaşamayan iki yetişkinlik. Artık boşandık. Yollarını ayırmış. Kendi hayatlarına bakan iki yetişkin olarak devam ediyoruz hayatımıza. Zaten eninde sonunda olacak olan buydu. Bundan kaçamazdık evladım. Babacığım sen annemi gömmeye devam edeceksen ben kalkayım istersen ha. Çünkü sen ondan nefret de etsen o hala benim annem. Unutma istersen. Ya oğlum sen şimdi niye böyle yapıyorsun? Ben senin annenden niye nefret edeyim? Hani o senin annense benim de 20 yıllık karım oğlum. Allah Allah. Eski karın. Evet eski karım. Eski karım oğlum Allah Allah. Hiç merak etme ayrıca da senin annen gayet iyi, gayet mutlu senin annen. Ben her gün şirkette anneni görüyorum zaten. Biz anneni her gün görüyoruz, burun burunayız. Nasıl iyi geldi ona çalışmak biliyor musun? Böyle bir özgüveni geldi yerine, böyle bir gözleri ışıl ışıl oldu. Ya ne yaptı? Bugün bir toplantı vardı. Çok büyük bir ihalenin toplantısı ama bak haftalardır çalışıyorum ya. Haftalardır bunun üstünde çalışıyorum. Bugün toplantı var. Geldi annen de girdi toplantıya. Ben dedim perişan edecek şimdi ortalığı. İnanamazsın. Doruk annen orada iki tane bak krem şeyi verdi, formülü verdi, bir şey yaptı. İhaleyi aldık biz. Biz bak ağzımı açmadım ben ha. Biz annenin sayesinde ihaleyi aldık oğlum dedim valla. Helal olsun Nebahat'e dedim ben. Nebahat'e helal olsun dedim ben. Bir de böyle bir şey oldu annene.
Ya zaten çok güzel kadındı senin annen. Biliyorsun senin annen zaten yani. Ha, çok güzel bir kadındı. O yüzden sarı fırtınam diyordum ben bunu ama... şimdi böyle bir güzellik de geldi ekstradan. Böyle saçları maçları bir havalandı böyle. Nasıl o cildini bir gör bak vallahi bak porselen gibi. O da o cilt porselen, porselen bebek. Vallahi öyle oldu cildi yani. Ben bir makyajımı tazeleyeyim izninizle. Nereye gidiyorsun? Ne güzel makyajın var ya. Hakim amca. Konuşuyorsun böyle böyle ya. Biraz daha eski karını översen. Annem tuvalete değil, eve gidecek. Allah, ona bir şey yaptı o. Ondan. Yavrum ben ne bileyim, ben alışmışım, alışıkım ben ya. Ben 20 yıldır ne boş deyince başlıyorum yıkamaya, yağlamaya. Demek ki ondan... Ana. İyi de annemden iyi bahsetti diye ne rahatsız oldu ki bu kadar? Annemle evleniyor ya. Hani senin annen de eski karısı ya. Yani tamam gömmesin de yere göğde sığdıramaması normal mi sence? Çocuklar ya Allah aşkına yapmayın şunu. Vallahi zaten gerginiz, ortam gergin şu anda. Kontrol kalemi koysan lambası yanacak. Gerildik vallahi hiç bari siz yapmayın. Ne yapayım ben ne yapayım şu an? Ben ne yapayım al gideyim bir tuvalette bekleyeyim kapısında o zaman özür dileyim. Öyle yapayım tamam iyi. Yemekleri söyleyin siz de hadi. Allah Allah. Doruk. Her şey çok güzel gidiyor ya. Bozmasam mı acaba? Benim bir şey bozduğum falan yok. Ayrıca babam kiminle istiyorsa onunla evlenebilir. Benim hayatımda değişen hiçbir şey olmayacak zaten. Benim olacak ama. Benim olacak ya. Sıkıntı yaratma. Benim burada ne işim var ki zaten? Aşırı saçma. Amirim daha önce de söyledim yineliyor. Ben kimseye zarar vermek istemedim. Ekmek kuran çarpsın ki. Kazar oldu. Ha yani insanların midesini bozmak istedin. Bu iyi bir şey. Öyle mi? Gönül Hanım çok haklı. Halkın sağlığını tehlikeye atacak bir işe kalkıştınız Şengül Hanım. Ve ortada hiçbir neden yokken. Nasıl neden yok? Sen gayet iyi biliyorsun nedenini. Açtırma ağzımı şimdi amirimin yanında kötü kötü. Açsan ağzını. Hadi ya açsan ağzını. Şu haline bizi düşürdüğün duruma bakma da Allah aşkına bir aç ağzını ya. Hanımlar lütfen. İnsan böyle bir şeyi nasıl yapar? İnsan çocuklarını nasıl zehirler ya? Siz lokantanın sahibi olarak şahıstan şikayetçi olacak mısınız? Olmayacağım. Şu an ona en büyük ceza o içeride can çekişen çocukları, yeğenleri. Bir de ben vurmayacağım. Ne hali varsa görsün. Siz şu ifadenizle imzalayın. Siz de imzalayın lütfen. Eşim çocuklarımı görmeye gidebilir miyim? Maalesef size izin veremeyiz. Ben çıkabilir miyim memur bey işim bittiyse? Buyurun tabii ki. Sizin de işiniz bitti. Nasıl ya ben çocuklarımı göremeyecek miyim amirim? Siz gözaltına alındınız Şengül Hanım. Büyük bir ihtimalle de tutuklanıp cezaevine gideceksiniz. Hayır, çocuklarımı göreceğim ben! Hayır! Çocuklarımı göreceğim! Yavrularımı bırakın beni! Yavrularımı göreceğim! Arkadaş bu ne ya? Nasıl lezzetli, nasıl güzel, hakikaten çok lezzetli. Değil mi ha oğlum? Turuk sen niye dokunmadın oğlum tabağına? İştahım yok baba pek. Canım istemedi. Yok. İştah var. Biz geldik. Kaçtı. Ya bak iştah demişken bak bir şey söyleyeceğim. Doruk. Ya bir yemekler yapıyor Suzan. Bir bak bir makarnalar böyle etler.
Ya istiridye manta üstüne böyle soslar, böyle bir garip garip bir şeyler deniyor filan. Füzyon mutfağı da onunla da kalmıyor işte. Yani yöresele de gidiyor. Çerkez tavuğu yaptı ya. Vallahi Çerkez tavuğu, hıngel yaptı. İnanamadım. İnanamadım da şef. Bir Suzan şefim. Olacak iş değil ya. Az daha dursa kete yapacak. O noktaya geldi iş yani. Ya inanılmaz bir şey ya. Zaten çok alımlı bir kadın. Yani gayet başarılı bir kadın. Çok güzel bir kadın. Bir de üstüne hani böyle... Ben hayır, şaştım da kaldım. Ayrıca yani hani... Ha çok da zeki de bir kadın. Yani... Ha zekasının konuşmaya gerek yok yani. Ya o kadar zeki bir kadın. Dorukçum... Bizim... Yeni taşınacağımız evde sana da bir oda ayırdık. İstediğin zaman kalabilirsin. Benim bir evim var Suzan Hanım. Odam da var. Zahmet etmeyin, teşekkür ederim. Yani tabii elbette var da. Anne bırak bırak ya. Bir şey söylemene gerek yok. Nezaket gösterip... İyilik yapıyor kadın sana. Sen iyilikten ne anlarsın ki? İyilik mi? Babamın parasıyla, babamın da yaşayacağı evde bana bir oda ayırmanın adı ne zamandan beri iyilik oldu acaba? Çocuklar ne yapıyor Allah aşkına ya? Doruk ne kadar ayıp oğlum. Niye öyle bir şey söylüyorsun? Yapmayın Allah aşkına, yapmayın ya. Ya evleniyoruz biz, aile oluyoruz. Ailenin içinde senin param benim param olur mu? Her şey hepimizin olacak zaten. Benim ona bir laf ettiğim yok ki zaten baba. Harika'nın bunu böyle bir lütuf gibi söylemesine laf ediyorum ben. Ay ne yapsın kadın ya? Ay ne yapsın kadın? İnce ince seni mi düşünsün ya? Ay sen hak etmiyorsun bile. Bırak Allah'ını seversen Harika'ya. Gören de seni iyilik meleği zannedecek ha. Ayrıca ben seninle aynı evde yaşamak zorunda falan değilim. Eğer bir gün o eve gelirsem... babamı görmek için gelirim. Seni değil. Ne olur gel. Bekleriz. Okulda gördüğüm yetmiyor. Bir de evde göreceğim. Oldu. Aynen öyle. Babacığım ben kalkıyorum müsaadenizle. Yapmam gereken işler vardı, şu an hatırladım. Suzan Hanım kusura bakmayın, siz de afiyet olsun. Hoşça kal Dorukçu. Anneciğim ben de kalkıyorum. Tadım kaçtı çünkü. Akif amca görüşürüz. Ama şimdi evladım bu böyle bu... Oho! Ya, Akif hiç iyi bir fikir olmadı bu yemek olayı. Hiç iyi olmadı. Baksana sonu berbat bitti. Vallahi yani doğru söylüyorsun, hakikaten iyi bir fikir değildi gibi. Ben hiç böyle düşünmemiştim. Aman Allah'ını seversen aman boş ver be. Alışırlar, alışacaklar. Ya kurban olduğum bak, biz bu gemiyi ne fırtınalardan kurtardık da geldik de sakin sulara demir attık. Allah'ını seversen ya şimdi. Ay, iki tane yani ergenin tribine mi şimdi şey yapacağız? Alışacaklar, sen merak etme. Sen canını sıkma. Sen anın tadını çıkar ya. Şu zamanın tadını çıkar, şu makarnanın da tadını çıkar. Geldiğimden beri gözüm makarnada, yemin ediyorum. Bak dene, sen de dene. Ya Akif, ben hayatımda senin kadar rahat bir adam tanımadım. Rahat değil, acım, acım. Açlık bu. Rahatlık değil. Şunun bir tadına bak. Vallahi merak ettim ya, nam 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 yedi orada. Ya ye, ye. Afiyet olsun. Oh, Polisler yengemi ne yapacaklarını söylediler mi? Yok, hiçbir şey demediler. Ama çocuklarını görmesine de izin vermediler. Üf, vallahi ne yalan söyleyeyim. Onun o halini görünce ben perişan oldum ya. Ya Allah aşkına şu kadına üzülmeyin ya. Üzülmeyin şu kadına. Başına ne geliyorsa kendi akılsızlığı yüzünden geliyor. Öyle. Beter olsun. Ne hali varsa da görsün bundan sonra. Ne oldu? İyiler mi? Evet, dördünün de midesi yıkandı. Şu an sağlık durumları normale döndü. Allah'ım şükürler olsun sana ya Rabbi. Ne güzel haber. İşte ben size demiştim. Görebilir miyiz peki? Gireyim mi içeri? Tabii. Emel'im. Ablam. Allah'ım şükürler olsun. Ablacığım. Hepsi kızım. İyiyim, iyiyim hocam. Ben de. Buldum. Oh. İyi misiniz çocuğum? İyiyim. Baba bir şey söylesene, sen iyi misin? İyiyim kızım, iyiyim. Oh, çok korktum size bir şey olacak diye, şükürler olsun. Geçmiş olsun çocuklar. Teşekkürler Gönül abla. Nazar değdi ya bizim küçük prensesimize. İyi misiniz? Bir yeriniz ağrımıyor değil mi? İyisiniz yani. Olcan, Ömer. Artık. Yani kimseye bir şey demedim de. Ömrümden ömür gitti yani.
Size bir şey olacak diye bir daha göremeyeceğim diye öldüm öldüm. Ay babacığım. Uy. Baba ağlama. Duygulandı ya. Selam. Hoş geldin. Hoş bulduk anneciğim. Babanla yemeğe çıkacaktınız. Erken geldin. Sadece babamla çıkmıyormuşum. Suzan teyze ve Harika da varmış. O yüzden çok uzun sürmedi. Erken final yaptık. Aa, aa, aa. Onları alıp kendi tepesine çıkardığı yetmiyormuş gibi... oğlum da mı dahil etmiş bu rezilliğe? Terbiyesiz. Neyse ya, kısa sürdü işte, boş ver. Sana bir laf etti mi o kadın? Benim oğlumsun ya nihayetinde. Ters davranabilir sana. Yok. Öyle bir şey olmadı da. Biz biraz Harikayla gerildik sadece. Ama sıkılmıştım ben zaten ya. İyi oldu. O fırsattan istifade kaçtım gittim zaten. Anlıyorum can. Anlıyorum. Ne oldu anlat. Nasıl araları babanla? Ne giyip gelmiş mesela? Yani ne giymişti hatırlamıyorum ama... araları da... Nasıl Mutlu değiller miydi? Anneciğim, yani mutlular mıydı, değiller miydi bilmiyorum ama... bir hafta sonra nikahları varmış, onu biliyorum. Ne? Nikahları mı varmış? Anneciğim, ne her seferinde şaşırıyorsun sen de ya? Bilmediğimiz şey mi sanki? Doğru diyorsun, doğru. Da ne bileyim işte oğlum, alışamadım ki. Kolay mı? Neredeymiş ki nikahları? Bilmiyorum, sormadım. Ama yeni bir eve taşınıyorlarmış. Onu söylediler. Suzan teyze, senin de bir odan var. İstediğin zaman gelip kalabilirsin dedi. Allah Allah! Ne münasebet? Ne münasebet canım? Hayır, kocamı aldı çaldı benden, şimdi oğlumdan da mı ayırmaya göz dikmiş? Yok deseydin yok. Benim evim de var, odam da var deseydin. Anneciğim, aynısını söyledim. Tıpkı söylediğinin aynısını söyledim. Merak etme. Sakin ol. İyi, iyi. Güzel. İyi vermişsin ağzını payını. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım işte. Biz kozmetik işine girdik Ayla'yla. Tarif için alışveriş listesi hazırlıyordum. Hmm, doğru. Hatta bir iş mi ne bağlamışsınız o sayede? Hı hı. Babam böyle gururla anlatıyordu masada. Suzan da çok bozulmuştu ha. Ha, öyle mi? Demek öyle. İyi bakalım. Beter olsun o daha, beter olsun. Bak neler duyacak bizden daha. Beklesin, beklesin o. Hadi kaçtım ben, odamdayım. Tamam oğlum. Demek bir haftaya evleniyormuş ha? Nerede olur acaba nikahları? Yurt dışı falan mı ki? Allah cezanı versin seni Akif. İnşallah o nikah burnundan gelir fitil fitil. Hadi içiniz rahat etsin. Çocuklarınız iyiymiş. Esnaf mı diyorsun? Gerçekten mi? Evet, evet. Midelerini yıkamışlar. Hayat tehlikeleri yok artık. Dinleniyorlar şimdi. Allah'ıma bir şükür. Bir yüzlerini görsem. Kurbanın olayım. Ne olursun bana elini ayağını öpeyim. Ne olursun yavrularıma bir yüzünü göreyim. Başka da bir şey istemem. Ya ben anlamıyorum ki hepimize birden ne oldu? Topluca nazar mı değdi bize? Ne oldu? Gaz kaçağı falan mı vardı acaba ya? Yok oğlum, yok. Öyle bir şey değil. Nasıl bir şey o zaman yani? Hepimize bir anda ne oldu? Yediğiniz bir şeyle alakalıymış. Yediğimiz bir şey mi?
Ben en son güllaç yediğimi hatırlıyorum. Evet sisterim doğru. En son ben de öyle hatırlıyorum. Güllaç yemiştik. Acaba güllaç mı bozuktu Gülen Hanım? Bence söyleyelim amca. Bilme hakları var yani. Neyi bilme hakkımız var Asiye? Ne oluyor? Neyi ya? Ne saklıyorsunuz bizden? Güllaçtan zehirlenmişsiniz oğlum. Ama bozuk olduğu için değil. Tamam, neden? Ananız güllaçın içine böcek ilacı atmış. Ne? Ne diyorsun babası? Gerçek değil mi bu, şaka yani? Gerçek maalesef. Kendi ağzıyla söyledi. Neden ya, neden? Benim annem niye böyle bir şey yapsın? Bile isteye yapmamış güya. Anneniz benim dükkanı sabote etmek istemiş. İşte bir şekilde girmiş dükkana. Tatlının içine müsil ilacı katmak istemiş ama yanlışlıkla böcek ilacı katmış. Ya zaten size yedirmek istememiş. Dükkandaki müşteriler yesin, mideleri bozulsun, sonra dükkan kapansın istemiş. Ama bizi öldürüyor Dasiye. Ya kardeşim bir şey olsaydı? Heh? Hepimiz ölebilirdik ya. Amcam nasıl bir düşüncesizlik? Ne desen haklısın çocuğum. Ne desen haklısın. Ben artık söyleyecek bir laf bulamıyorum ki. Demek bizi annem zehirlemiş. Annem yüzünden ölümden döndük yani, öyle mi? Anne. İstemeden oldu. Ben böyle olsun istemedim. Kızım. Bağışla beni. Oğulcanım. Anne. Oğulcanım. Kurban oldum. Bağışlayın beni çocuklar. Bağışlayın. İsteyerek yapmadım. Ömer'im, Asiye. Sizlerden de çok özür dilerim. İstemeyerek oldu. Şengül Hanım lütfen. Bakın buna müsaade yok biliyorsunuz. Lütfen bizi çok zor durumda bıraktınız. Gitmemiz gerek. Nereye ya? Nereye götürüyorsunuz annemi? Ya saçmalamayın ya. Annemiz o bizim. Oğlum dur tamam. Ya evet annemiz hem zaten yanlışlıkla yapmış. Gözaltına aldılar kız. Tutuklayıp cezaevine götürecekler. Ya biz şikayetçi falan değiliz. Evet ya biz şikayetçi değiliz. Ben şikayetçiyim oğlum. Ben şikayetçiyim ya. Ya baba yapma, kurbanın olayım, bırakın. O kadar insanın hayatıyla oynamış, bırakın çeksin cezasını. Tamam ama diyor ki isteyerek yapmadım diyor. İyi tamam, mahkemeye gittiği zaman da isteyerek yapmadım desin. İkna olurlarsa salarlar. O zamana kadar çekecek cezasını. Ya baba ya. Kızım. Anne. Ya baba bir şey yapsana, bak götürüyorlar. Baba annemi götürüyorlar, farkında mısın? Ne olur artık şikayetçi değiliz de, vazgeçtim de bir şey de. Baba kendi de dedi, bilerek yapmamış zaten. Ya baba bir şey desene. Thank you.
Oğulcancığım bunlar kendi kendilerini yıkamayacaklar biliyorsun değil mi? Bir noktada bir el atman gerekiyor. Biliyorum sisterim, biliyorum. Yapacağım bir ara, takılma sen. Ne ara yapacaksın acaba? Hayır, giyecek kıyafet bulamayıncaysa eğer ben oraya çok yaklaştım, haberin olsun. Kızım ben senin bulaşık işine karışıyor muyum? Karışmıyorum. Dün canım benim çay içmek istedi ama ince belli bardak olmadığı için, çay bardağı olmadığı için gittim su bardağında çay içtiğim için ben senin beynini yedim mi yemedim. Ay paşam kusura bakmayın ama ben o iki tane ince belli çay bardağı için koskoca makineyi çalıştırmıyorum. Onun bir birikmesini bekliyorum önce. Baş sivri zeka. Bayan sivri zeka, iki tane elin olduğunu unutuyorsun galiba. Bak su, sabun, bardakları versem vallahi billahi başka bir şeye gerek yok. Lan oğlum yeter susun ya sabah sabah, Allah Allah. Bir tartışmayın artık kardeşim. Herkes üstüne düşeni yapacak bu evde, hadi. Ya Fadir'im, ama işte eve yorgun geliyorum. O yüzden de çamaşırlık halim kalmıyor. İşte o zaman çalışma, o zaman çalışma. Madem millet hamburger götüreceğim diye bize temiz kıyafet çıkartmıyorsun, o zaman çalışma olacaksın. Allah'ım ya, sisterimdeki düz mantığa bakar mısın? Aferin sen. Ya tamam, her yorgun morgun, herkes üstüne düşeni yapacak. Tamam o kadar ya, hadi. Annemden haber var mı bari? Ne zaman çıkıyormuş? İstemeden oldu. Pişmanım demiş ifadesinde. Avukat da ilk mahkemesinden sonra salarlar demiş. Ne bileyim ben. Bu çok iyi bir haber. Vallahi madırım çıkana kadar bizim de içimizde tost ve makarna ağacı çıkacak yalnız. Oğlum ne yapayım ya? Allah Allah. Benim bildiğim de bu kadar. Adım Iğdır, elimden gelen budur. Ben aşçı mıyım ya? Yemek yapmasını bileyim. Ancak bunu yapıyorum işte. Aa Ömerler çıkmış. Al tostun eline gidelim. Ben size gelmeyeceğim. Olcan yeter oğlum. Bak vallahi çok uzattınız artık ha bu küslük meselesini. Ayrıca bak bu kadar Bahadır'ı atlattınız, zehirlendiniz, hastanelere düştünüz ya. Yeter uzatmayın oğlum artık. O başka bu başka. Hastanede değiliz artık. Siz küsmüşsünüz hala ya. Ben barıştınız sanıyordum. Yo barışmadık, o nereden çıktı? Barışmayacağım da. O Ömer gelip özür dileyene kadar da barışmayı düşünmüyorum. Küstüğe devam. Ya oğlum tamam da. Ömer kötü bir şey yaptığını düşünmüyor. Yani midyeci mafyasının elinden seni kurtardığını düşünüyor çocuk. Ya bana ne? Bana ne? Bence yanlış. Ben kendimi korurdum. O yüzden de küstüğe devam. Takılmayın ya siz. Oh. Rüzgarların sınıfına gidip özel ders isteyen var mı diye soracağım. Kira yaklaşıyor. Ben de Gonca ablayı temizlik işi için yazdım ama ses yok. Arayacağım bakalım. Tamam, halledeceğim ben. Halledeceğim. Ya tamam kız, normal yollardan halledeceğim. Merak etme. Günaydın. Günaydın. Benim dükkana uğramam lazım. Oradan geçeceğim okula. Sonra görüşürüz kızla. Bak. Görüşürüz kızlar. Aman konuşursun. Aman konuş. Babam da sıkıştırdı evden mi uzattınız diye ama yok. İlla sen özür dileyecekmişsin. Ya kızım saçmalama, onu korumaya çalışıyorum diye özür mü dilenir? Ya tamam dilenmez de uzatmasın diye dile geç işte ya, ne olacak? Ya saçmalama Asiye ya. Gerek var mı öyle gereksiz bir kaprise? Bence de aşırı gereksiz bir kapris. Zaten annem içeride, evde işler karman çorman. Bir de sizin küslüğünüze ne gerek var? Yengemin ne zaman çıkacağı belli mi? Avukat ilk duruşmada çıkar büyük ihtimalle dedi. O zamana kadar içeride kalacakmış. Anneme kızgın olduğunuzu biliyorum. Benden saklamanıza gerek yok. Niye kızgın olduğumuzu da biliyorsun o zaman. Ya hadi bizi geçtim ya, öyle bir şey olsaydı. Ha? Ben hala oradayım kızım. Tamam öyle de Ömer, ben ne yapayım şimdi? Ne yapayım? Ne diyeyim sana yani? Annem o da benim. Öyle de yapsa, böyle de yapsa annem. Üzülüyorum yani, acımasız olduğunu bilmek bir şey değiştirmiyor. Tamam, hadi gel, hadi. Oo, yaş. Ah ben böyle kaderin var ya. Al bakalım. Ellerinden öper.
Bir hanıma eksikti, başımı durdu. Allah sonumuzu hayır eyli. Çayım nerede kaldı ya benim? Şu alo, şu masada yemeğin bittiği anda çay gelecek demedim mi ben size ha? Hemen getiriyorum Kadriye abla. İkiletmeyin lafımı. Hop hop hop, dur bakalım. Nereye yatıyorsun öyle hemen? Ne oldu ki? Ya bak, orada asılmayı bekleyen çamaşırlar var. Önce onları ser, sonra belki izin veririm. Bacım zaten bütün koğuşun bulaşıklarını ben yıkadım. Çok yoruldum, kurban olayım, onu da ben yapmayayım. Yapacaksın, sen yapacaksın. Yorulsan da yorulmasın da beni ilgilendirmez. Onları ser, bak daha buralara paspas atacaksın. Ne? Sallanma dedim, hadi. Ya sabır, ya sabır Allah'ım. Sen bana sabır ver yarabbim. Hareketlere bak. Yok müsül ilacıymış. Yok Orhan evde gitmişmiş. Bu yaptığın işlere bak Şengül, ne kadar mutluydun evinde. Kendini düşürdüğün hallere bak. Kadın kendi çocuklarına bile acımamış ki ben niye ona acıyım? Vicdansız. Bir anne çocuklarını nasıl zehirler ya? Yazık yazık. Tüh, şunun sıfatına bak. Aha böylelerine hiç acımayacaksın. Sürüm sürüm süründüreceksin onları. Tamam sen bana sabır ver. Ben buradan ya katil olarak çıkacağım ya benim buradan cesedim çıkacak ha. Günaydın Burhan abi. Bir kaza falan yapmadın inşallah. Bir yerine bir şey olmadı motorun. Yok be abi, ne kazası? Ağzından yel alsın. Gayet sağlıklı motor, bir çiziği bile yok. Merak etme sen, gül gibi bakıyorum, gözüm gibi. Aferin, hep böyle oldu. Bak motorda en ufak bir çizik göreyim, hem maaşından keserim, hem karakollarda sürüm sürüm süründürürüm seni. Bak söylemedi deme bana. Yok abi, demedisi mi var? Günde üç kereden bir haftadır beynime kazındı zaten. Peki, göreceğiz bakalım. Sen şimdi okula mı gidiyorsun? Ha, okula da çıkışta geleceğim. Bak, okula gittiğinde motoru çok güzel bir yere park et. Çoluk çocuk sonra böyle güzel bir motor görünce kurcalamasınlar. Yok ya abi, kimse bakmaz zaten bu külüstüne, fark etmezler bile. Ne? Sen benim aslan gibi motoruma nasıl bakmazlar diyorsun ya? Yok yani, o anlamda demedim ben. Yani çok böyle tarzları değil. Şey, ben ne yapsam abi, gitsem mi? Okula geç kalacağım. Niye bakıyorsun abi? Senin arabası değil mi o ya? Evet, Süsen. Alçın ayaklı bir araba mı kullanılır? Selam kızlar. Aa, geçmiş olsun. Kurtulmuşsun. Çok teşekkür ederim. Gerçekten kurtuldum, rahatladım yani. Ömer biliyor mu? Bize bir şey söylemedi. Yok, daha onu söylemedim. Sürpriz yapacağım. Ha. Ömer bilseydi zaten koşa koşa kütüphaneye gitmezdi. Kapında beklerdi. Ha şu an kütüphanede mi o? Ben o zaman bir gideyim, sürprizimi yapayım. Biz sınıfta görüşürüz zaten. Kolundan falan tutalım mı? İyi misin? Yok yok, iyiyim. Ya şu anda birazcık güçsüz. Ama doktor böyle birkaç hareket önerdi. Onları yapınca düzelecek diye düşünüyorum. Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Bayağı seviyor galiba Ömer ya. Evet. Önceden biraz garip biriydi. Ama yani şu an birazcık daha seviyorum. Ben de eskisi kadar gıcık olmuyorum. Acaba ben böyle herkese gıcık olduğum için mi annem hapiste? Ne alaka ya? Ne bileyim ya, böyle karma falan bir şeyler var ya. Ya yok saçmalama ya, alakası yok hadi. Günaydın. Günaydın. Günaydın tatlım. Günaydın. Süsen kurtulmuş Alçı'dan. Evet ya, sonunda hafiflemiş kız. Evet ya, çok şükür. Sen bugün az mı uyudun? Yani tatsız gibisin de biraz. Yo, aynı uyudum. Hmm. Ama yine de bir sıkıntı var gibi sanki. Ha, annem hapiste. Acaba o olabilir mi? Ha, evet, olabilir tabii, haklısın. Ama bak yine de bir ağrın, bir sızın, bir şeyin olursa hemen bana söyle lütfen, olur mu? Canım sevgilim, benim zehirlenmemin üstünden yaklaşık olarak 7x24 saat geçti, tamam mı? Ya bu demek oluyor ki ben iyiyim. Çok iyiyim, bana hiçbir şey olmayacak daha, merak etme. Ayrıca sorup durmana da gerek yok. Emin olmak istiyorum ben Aybike. Sen kötü olduğunda da haber vermediğin için
İşte ben soruyorum sana böyle sık sık. Yahu baygındım baygındım. Ben hastaneye giderken baygındım. Ne yapsaydım? Ayılıp sana haber verip geri mi bayılsaydım? Vallahi ne yapsaydın ne etseydin bilmiyorum ama... yine de benim senin yanında olmam gerekiyordu. O yüzden hiç hoşuma gitmedi benim bu durum. Tamam, tamam, tamam. Bir dahakine o zaman zehirlenmeden önce sana haber vermeye özen gösteririm. Ya Allah korusun be Aybike. Saçmalama. Nereden çıkartıyorsun şimdi sen bunu ya? Ne zehirlenmesi? Ay sizi izlemek çok keyifli ya. Değil mi ya? Keşke popcorn alsaydık. Vallahi izlerken yerdik. Ya dalga geçmeyin siz de ya. Hastaneyi duydum da sevgilime bir şey oldu diye aklımı kaybediyordum ben, aklımı. Bu aklını kaybetmediğin haldeyse biz yanmışız belki. Doruk günaydın. Müdür bey sizi görünce odasına göndermemi söyledi. Bilgin olsun. Anlaştık, tamamdır. Ne oldu ki acaba? Öğrenci temsilcileri görev başına durumu herhalde. Marş, marş. Ne demek ne yapsaydın? Ne oldu yoksa okula tost dağıtmaya mı geldin büfeci çocuk? Havan kim oğlum senin? Düdük, kime diyorum? Cevap ver. Muhatabım değilsin. Hadi uzun. Göstereceğim ben sana muhatabı. Rahat ol, göstereceğim. Ya aman boşver bırak. Bu vahşi motorunu üstümüze sürer şimdi. Hiç kışkırtma, gerek yok. Gel hadi. Kızım deli misin ya? Yapar mıyım öyle bir şey? Motoruma yazık. Motoruna yazıkmış. Hırt. Allah'ım hırtı. Harika, bana iki kahve alıp gelsene. Tabii. İstersen beraber gidelim Allah kafeye. Vallahi gerek yok. Kahve alır, sınıfa çıkarız. Senden akıl istemedim canım. Kahve istedim. Sen işe yaramayacaksın, belli oldu. Kalsın. Yok yok, ben hemen alırım kahveni şimdi. Americano istiyorsun değil mi? Ne yapıyorsan yap. Umurumda değil. Çekemeyeceğim seni şu an. Harika. Neden bunu yapıyorsun? Neyi yapıyorum oğulcan? Bu herifin sana öküz gibi davranmasına müsaade ediyorsun. Tam biz olamadık da buna mı katlanacaksın? Ben kimseye katlanmıyorum oğulcan. Benim yaptığım bir şey yok. Sen karışma istersen. Hatta sen ve kuzenin bana karışmayın. Vallahi Ömer'in neye karışıp karışmadığından haberim yok. Hiç de ilgimi çekmiyor. Siz hala küs müsünüz? Neden barışmadınız ki? Ne oldu? Bu sefer de ben seni ilgilendirmiyor diyeyim de muhabbet bitsin. İyi tamam, sen bilirsin. Sen ne anlarsın ki zaten? Ben Emir sayesinde en lüks arabalara biniyorum. Minibüste gelmiyorum okula. En iyi restoranlarda yemek yiyorum. Ama neyse. Emir kızacak şimdi, kahve alayım bari. Satışlarımız çok iyiymiş. İnşallah bugün de öyle olur. İnşallah, inşallah Gülen. Sizin canınız mı sıkın? Hayırdır? Orhan Bey, bir bırakın bunları. Ne oluyor? Anlatın bakayım, oturun. Yani Gülen Hanım, Şengül cezaevine girdiğinden beri bütün düzenimiz alt üst oldu. Ne yapacağımı şaştım vallahi. Düzenimiz alt üst oldu derken? Yani çocuklar işte. Çocuklara yetemiyorum ya. Evin halini bir görseniz var ya, her yer her yerde. Çamaşırıydı, bulaşığıydı. Yemek desen zaten doğru düzgün yemek yok. Sürekli makarna, sürekli tost. Çocukların boğazından düzgün bir şey girdiği yok. Vallahi ne yapacağımı şaştım. Neyse ya, tamam, bunları anlatıp sizin de canınızı sıktım. Kusura kalmayın artık. Yok canım, olur mu öyle şey? Ne kusuru? Yani hallolacak bir şekilde, hallolacak da.
Nasıl hallolacak işte, orası belli değil. Orhan Bey, bak siz daha fazla üzülmeyin, canınız yanmasın diye ben şikayetçi bile olmadım, biliyorsunuz. Yok, orası öyle. Doğru vallahi, yani siz üstünüze düşen insanlığın yaptınız. Allah sizden 1000 defa razı olsun ya. Hayır, niye bana kafayı taktı bu Şengül Hanım? Onu da bilmiyorum ki. Hayır, ben sadece size yardım etmek istedim, o kadar. Ya insan hayat arkadaşının eşine yardım eden birini cezalandırır mı? Yemin ediyorum aklım almıyor ya. Almaz, benim de almıyor çünkü. Ama Şengül işte bu. Yani onun işlerine akıl sır ermez. Zaten size kafayı takmıştır falan da yok ya. Onun derdi benimle, sizde değil. Neyse tamam, ben şu müşterilere bakayım. Ben sana da, çocuklarına da krallar gibi bakarım Orhan Bey. Zamanı gelince. Zamanı gelince. Ne yazık ki detaylar biraz geç ulaştı elime. Katılanları seçmek için sadece 2 günümüz var çocuklar. Doğru anlamak için soruyorum hocam. Okulumuzda en iyi dans eden çift seçilecek. Ve bu çift yarışmada okulumuzu temsil edecek, öyle mi? Aynen öyle Doruk'cum. Katılmak isteyen çiftler arasında ufak bir yarışma düzenleyeceğiz. Ve birinciyi seçeceğiz. Büyük ödül de bakayım ne kadardı? 10.000 lira. Güzel ödülmüş. Top sizde o zaman çocuklar. Yarışmaya katılacakların listesini getirirsiniz bana. Siz hiç merak etmeyin hocam. Tamam, kolay gelsin size o zaman. Sağ olun. Anons etmek ister misin? Beraber. Anlaştık. Günaydın Ataman Koleji gençleri. Güne güzel bir haberle başlıyoruz. Okul olarak bir hafta sonra düzenlenecek olan liseler arası dans yarışmasına biz de katılıyoruz. Ve bu yarışmada katılacak olan çiftimizi seçmek için sadece 2 günümüz var. Ben çok iyi dans ederim. Sen de iyisen katılalım şu seçmelere. Olur. Sen istiyorsan katılalım. Hayır deseydin sıkıntı çıkarırdım zaten. Bu liseler arası dans yarışmasının toplam ödülü 10.000 TL. Katılmak isteyen çiftler... ...Türkiye'nin en güzel öğrenci temsilcisi Asiyeren'e ulaşabilirler. İlginçmiş ha. Biz de mi katılsak acaba, ne yapsak? Yani normalde evet derdim de... ...şimdi annem böyle bir belanın içindeyken... ...keyfim çok yerindeymiş gibi dans etmek, bilemedim. Evet ya, doğru diyorsun. Düşünemedim ben. Pardon. Üç, iki, bir. Dans edecek gençleri sahneye bekliyoruz. Çok güzel oldu. Evet. Ne dersin? Katılalım mı biz de? Dans yarışmasına mı? Yok ya. Hadi ya, ne olacak ki? Çok güzel beceririz bence. Ne bileyim, ben bu yüzümün gözükmediği radyo odasında bile utanıyorum yani. Öyle herkesin içine dans edemem ki. Asiye saçmalama ya, insanlar görse ne olacak? Bilmiyorum ya, utanırım ben. Hadi çıkalım. Geliyorum. Hadi bakalım Doruk Atakul. Prensesini ikna etmek için kaç takla atacaksın, sayalım bakalım. 1 glisserin burada, gül suyu. Burada. Evet. Kayısı çekirdeği yağı. Evet. Ve... O da burada. Kakao yağı. O da burada. Son olarak Hindistan cevizi yağı. Yes. O da burada. Hepsi burada. Tamam. Harika. Ay. Ay kızlar. Ben inanın çok yükseldim bu işe. Bakın gerçekten her şey çok güzel olacak. Ay ben de çok heyecanlıyım. Ama biraz da endişeliyim vallahi. Ay yürür müyüz biz buradan acaba ha? Becerir miyiz ki? İlahi ne boş. Tabii ki de beceririz. Hayır yani becerenlerden neyimiz eksik bizim?
Görürsün bak çok güzel olacak. Öyle. Bakın ilk müşteriniz ben olacağım. Şimdiden söylüyorum. Hayatım. Yalnız bizim ilk müşterimiz hazır bile. Ama sen ikinci müşterimizsin. Ha, şu ihaledeki kadın. İyi madem. Ben de ikinci müşteriniz olurum. Ne var yani? Sen bizim gönlümüzün birincisin İnci tanem. Ha kızlar durun durun. Şimdi dün yaptığımız krem hazır. Ah süper. Bakalım nasıl olmuş. Gel gel bana sür. Bana da sürüne boşum sonra. Tamam tatlım. İyi çok heyecanlı. Bu böyle biraz maske gibi kalın sürülürse daha iyi etki ediyor. Ha bekleyecek yani. Hı hı. Ay harika. Ay dur. Ah. Oh ha, tatlım. Mis gibi oldum. Bak yalnız gerildim ha. Vallahi gerildim bak. Ay doğal botoks bu. Şöyle boynuna da yedireyim hayatım. Ellerine de sürebilirsin. Akif arıyor. Akif mi? Ay hem de görüntülü arıyor evet. Açma, açma. Hem zaten seni böyle görürse bir ömür boyu dilinden kurtulamazsın ben söyleyeyim. Ya iyi de ya şirketle ilgili önemli bir şeyse? Aç aç. Açıyorum. Efendim Akif. Ayla. Ne yapıyorsunuz kız? Anam, anam ne yapıyorsunuz kankiler? Ne yapıyorsunuz şendullar? Ne yapıyorsunuz siz var? Tabii bahar geldi değil mi? Ben dedim size bahar gelir siz ayağınızı kesersiniz dedim mi? Neredesiniz yoksunuz şirkette? Ha, söyle söyle neredesiniz? Boğaz'da mısınız AVM'de misiniz kız? Ay bırak Akif Allah aşkına ya senin başka işin gücün yok mu? Var vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ayla işim başımdan aşkım. O kadar çok işim var ki inanamazsın ya ama işlerimden biri de nedir haklı çıkmak. Ben dediydim. Bak vallahi bak dalga geçmeyeceğim Allah aşkına bak. Ne olur söyleyin neredesiniz kız Boğaz'da mısınız? Hayır Akif'cim bilemedin. Şu an evdeyiz ve yeni markamız üzerine çalışıyoruz. Aman da ne markaymış arkadaş yine komik. Ya Rabbim ama boş beleş işler. Vallahi neyse aman ne yapıyorsanız yapın. Yani en azından ayağıma dolaşmıyorsunuz o da iyi bir şey. Düş şakamızdan Akif. Rahat bırak artık bizi. Aman da aman Suzan'ım. Suzan'ım gelmiş benim. Gel canım gel gel. Gel. Ben de girişimci ortağımla konuşuyordum. Ay hadi Akif kapatıyorum ben. Dur 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 kapatma ya. Kapatma ne diyeceğim ben sana. Yarın Gözde Hanım'ın şirketi gelecek. İhale toplantısı için çok önemli bir toplantı. O yüzden aradım. Gelmeseniz de olur. Geleceğiz canım, geleceğiz. Biz işimizin gücümüzün başındayız. Bazıları gibi boş boş dolanmıyoruz. Aynen öyle. Akif'cim. Hadi çıkalım biz daha ev bakmaya gideceğiz. Ha, oldu. Hadi o zaman hadi hayra karşı. Hadi can, hadi can. Bir de kapattı. Yüz. Sen takılma ne boşum. Suzan bunu bilinçli yapıyor canını sıkmak için. Hem ne gerek var hayatım öyle ev mevdiye laf sokuşturmaya. Sıkma sen canı tamam mı? Aynen öyle Nebahat'cığım ya. Aman boş ver şunu sal gitsin diyorum ne takıyorsun? Haklı İnci. Takma boş ver demesi kolay takıyorum işte. Ya benim kendi kocamla hava atıyor kadın bana. Hem de 20 yıllık kocamla. Ha, öbürü de buna müsaade ediyor. Olacak şey değil ya. Hayatım bırak sen şimdi şu 20 yılı. Biz önümüzdeki yıllara bakalım. Hem bak oh mis gibi oldu. Göreceksin. Her şey çok güzel olacak ve biz çok başarılı olacağız. Güven bana. Rahat ol. Hadi inşallah. Ha, gereksiz kadın. Krem sürmeden gerdi beni vallahi. Bir iki güne de evleniyorlarmış. Ne oluyor? Siz her gün konuşuyor musunuz böyle? Hayır. Ya yok hayatım ya işte. Şirkete gelmediler de bugün ben de haklı çıktığım için aradım dalga geçmeye. Gelsinler mi istiyorsun sen yani anlamadım ben. Ya hayatım tabii ki gelsinler istemiyorum.
Ya gelmesinler zaten. Gelmemeleri benim için daha iyi. En azından ayak altında dolaşmıyorlar. Ben de işlerimi rahat rahat yapıyorum. Bilemedim yani. Bana öyle gibi geldi bir an. Bil. Gayet de bil bence yani. Öyle gibi anlama. Çünkü o zaman ne olur yanlış anlamış olursun. Öyle bir şey yok ya. Allah aşkına ya. Sakin ol. İyi tamam. Takılmayalım o zaman. Sana bir kere daha güvenirim. Tabii ki. Tabii ki güveneceksin. Sen Akif Atakul'la birliktesin ya. Akif Atakul güven veren bir markadır. Güveneceksin tabii ya. Acı şu anda biz neden bunları konuşuyoruz? Bizim çıkmamız gerekiyor ya. Daha organizasyonu yapacak kişilerle buluşacağız. Organizasyon şirketi de mi gelecek? Ben sadece ev görmeye gideceğiz sanıyordum. Onlar da geliyor. Herkes geliyor. Çünkü acayip disiplinliyim bu konuda. Hata kabul etmiyorum. Yarın her şeyin mükemmel olması lazım. Yarın büyük gün. Yarın her şeyin kusursuz olması lazım. Tıpkı kim gibi? Müstakbel eşim gibi. Hadi. Hadi bakayım. Buyurun. Buyursun. Aman efendim. Buyur lütfen. Oğulcan'a ne ya? Benim seninle nasıl konuştuğumdan? Ona ne? Tamam. Ben de söyledim işte. Aynen öyle dedim yani. Bana bak. Beni her seferinde durduruyorsun. Ama ben bu çocuğun ağzını burnunu kıracağım Harika. Bak en sonunda bu olacak. Emir ben onun için mi konuştum şimdi? Onu mu demeye çalıştım? Ne demeye çalıştın? Evet gideyim döveyim diye konuştun. Hayır. Bana daha iyi davran diye konuştum. O zaman Oğulcan'dan ayrılmayacaktın Harikacığım. Anladın? O senin her dediğini yapardı çünkü. Kötü olmuş senin için. Emir saçmalama istersen. Sen de beni sinir etme o zaman. Gençler, siz de harbiden kavga etmeyin ya Oğulcan için. Gereksiz bir eleman işte. Neyini tartışıyorsunuz bunu? Bence de ya. O değil de şu dans yarışmasına kimle katılacak acaba? Çok merak ediyorum. Vallahi bir partneri olmadığı için hiçbir şey yapamayacak. Gerçi benim de bir partnerim yok. O yüzden ben de bir şey yapamayacağım. Ben seninle katılırım. Harbi mi diyorsun? Evet. Ama bak katılacaksak kesin kazanmamız gerekiyor ona göre. Olur. Ben oyar. Asiye ile Doruk'un mutluluk pozları midemi bulandırıyor. Kazanmalarını hiç istemiyorum. Sırf o yüzden katılacağım resmen. Allah oğlum senin bu kardeşinin kafası zehir ha. Ben sana diyeyim. Tehlikeli bir eleman yani. Öyledir. Hı. Geldi benim muşkum. Emir, ya lütfen bulaşma. Eyvallah. Oğlum önüne baksana. Sen de kendi işine bak. Bir daha Harika'yla konuştuğunu duymak, görmek istemiyorum oğlum. Bunu kafana sok. Vallahi ne yaparsanız yapın ha. İkinize de ilgilenmiyorum. Oğlum ben de aynı şeyi söylüyorum zaten. Ama pek beceremiyorsun sanki. Bak beni bir daha kötü konuşmak zorunda bırakma Olcan. Olcan efendim gerek yok. Var var. Lan ne yapıyorsun oğlum? Manyak mısın lan sen? Vallahi isteyerek kaydı ya elimden. Gençler. Bir sorun mu var? Yok hocam. Bir sorun yok. Her şey yolunda değil mi? Oğlum ne yolundasın lan? Döveceğim şimdi. Tamam tamam hoca burada. Olmaz şimdi. Bırak. Birazcık etraf çay oldu ama ne yapsak bilemedim. Pardon kardeşim ya kusura bakma. Göstereceğim ben sana. Ver. Oğlum çocuk benim canımı çok sıkıyor. Bak vallahi döveceğim ya. Yalnız bir şey diyeceğim ha. Bunlar kuzeniyle bayağı küsmüşler ya. O kadar kavga çıkıyordu Ömer gelmedi bile görmedin mi? Ayla Hanım uyarmıştı son kavgada. Bir daha olursa disipline veririm demişti. Ondan gelmemiştir. Ya yok canım saçmalamayın. Ömer için öyle disiplin misiplin falan bunlar önemli şeyler değil.
Eğer bir derdi varsa illaki gelirdi. Bunlar baya baya küsmüşler. Yok yok, bu sefer farklı. Oğulcan'ı ezmenin tam vaktiydi. Kaçırdık. Ya oğlum sen neyine takılıyorsun bunu tam olarak? Ha? Boş ver. Biz de gideriz. Başka bir plan yaparız. Değil mi? Ne var lan aklında? Şu var. Kuzeni kuzene kırdırıp aradan sıyrılmak. Seversin. İnce iş. Severim. İyi tamam. Düşünelim mi onu? Düşün. Aybike, mesaj atmışsın. Bahçede bekliyorum diye ne oldu? Annem arayacak ya. He, unuttum ben onu, doğru. Her an arayabilir şu an. Heh. Alo anne. Alo. Aybike'm nasılsın kızım? Biz iyiyiz. İyiyiz, sen nasılsın? İyiyim yavrum, iyiyim. Burnumda tutuyorsunuz vallahi. Çok özledim sizi. Biz de seni çok özlüyoruz anne ya. Badir'im ben de çok özledim. Sen de benim burnumda tutuyorsun. Bak geceleri orası çok soğuk olur. Dikkat et kendine, tamam? Ben yatmayabiliyorum. Oğlum benim. Yavrum, güzel kuzum. Merak etme sen beni. Hala kızgın mısınız bana? Yok Badır'ım ya, ne kızması? Hem sen zaten bilerek yapmadın ki, niye kızalım? Evet anne, kızgın değiliz sana, merak etme. Babanız evde mi? Başınızda değil mi? Gitmedi bir yere. Başımızda bir yere gitmedi. Biliyorum, çok özlediydiniz babanızı. Hiç olmazsa bir aradasınız. Badır'ım biz seni de özlüyoruz ama. Neyse, yarın görüş günüymüş. Aybike'yle geleceğiz ziyaretine. Gelin, ne olur gelin. Vallahi çok mutlu olurum. Gelin de göreyim o güzel yüzünüzü. Babanız da gelecek mi? Ben geleceğini pek sanmıyorum anne ya. Badır'ım. Bir ihtiyacın var mı? Gelirken evden getirelim. Yok oğlum, yok. Her şeyim var, sağ olasın. Çok iyi bakıyorlar zaten bize burada. Siz gelin bana yeter. Ama sesin çok kötü geliyor anne. Yok Aybikem, yok. Gayet iyiyim. Çok iyiyim, sen beni merak etme. Dersinizi ihmal etmeyin, olur mu? Gezin, tozun, hiçbir şeyinizden eksik kalmayın. Siz üzülürseniz ben daha çok üzülürüm, biliyorsunuz. Tamam. Süreniz bitti. Sürem bitmiş benim çocuklar. Ben şimdi kapatıyorum. Yarın bekliyorum sizi, olur mu? Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Görüşürüz madırım. Geçecek sistirim, merak etme sen. O yüksek sesiyle geri dönecek madırımız. Umarım öyle olur. Olacak. Güven bana. Hem madırımız ne dedi? Derslerinizi aksatmayın dedi, değil mi? En azından bunu yapalım, üzmeyelim kadını. Yüzünü gülümsetecek bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Şu giriş kapısı var ya, beni görmüyor. Hayırdır, yüzün gülüyor. Özel ders için bir öğrenci daha buldum. Hadi ya, süper. Vallahi süper oldu. Kirada yaklaşıyor, ilaç gibi geldi vallahi. Çok iyi olmuş gerçekten. Ayağın nasıl oldu? İyi ya, hafifledim resmen. Ha, iyi var. Dansa katılacak mıyız? Hı. Sen dans yarışmasına katılmak mı istiyorsun? Yani seninle vakit geçirmek istiyorum diyelim. Hani dans değil de. Benimle vakit geçirmek senin hoşuna mı gidiyor?
Evet. Ne oldu ki? Hiç. Pek böyle şeyler söylemiyorsun da. Çünkü böyle şeyleri söyleyemiyorum size. Biliyorsun. Hangi şeyleri ya? Bak ya. Anladın işte. Anladım mı? Sen. Tamam. Tamam. Sen soruma cevap vermedin. Katılıyor muyuz, katılmıyor muyuz? Tabii ki katılıyoruz Ömer. Kral ve kraliçeye bir dans şampiyonluğu yakışır. Yakışır. Hadi bakalım nasıl dans edeceğim. Evet. Sevil Hanımcığım. Şimdi biz bir de bu bölgeye canlı çiçekler istiyoruz. Öyle değil mi hayatım? Evet. Çok güzel olur. Yaz Pelin'cim bunu da. Nikah masasını nereye kuralım istersiniz Akif Bey? Ben bilmem. Ben bilmem, patron bilir. Ha patron, nikah masasını nereye kuralım? Sanki şöyle koysak her yeri görür gibi ha, ne dersiniz? Bence de Suzan Hanım, çok güzel. Onu da yazalım. Bence de Suzan Hanım, çok güzel. Onu da yazalım, bir de şeyi de yazalım. Şuraya da bir tane barkovizyon istiyorum ben, çok büyük. Pardon, ofisten arıyorlar. Hemen geliyorum. Tamam. Barkovizyon mu? O niye? Maç için. Beşiktaş'ın maçı var, maç izleyeceğim. Akif. Şaka be, şaka. Allah Allah, her şeyde inanıyor ya, delireceğim. Sürpriz, birazcık sabret. Sabret, seyret demişler. Renkli bir kişilikle evleniyorsunuz. Kusura bakmayın, olacak böyle şeyler artık hayatınızda. Suzan, ne oldu? Senin bir canın sıkkın, moralin bozuk. Bir şey mi oldu? Ya, Nebati duydum ya. Biraz ona takıldı kafam herhalde, ondan. Ne bileyim. Ya Allah aşkına yeter artık ya. Ne olur yeter artık. Nebahat. Evleniyoruz. Farkında mısın? Tapu sende. Bitti artık. Tapu sende. Artık bir dur, şu anın bir tadını çıkar. Kurban olayım ya. Tamam, tamam. Keyfimizi kaçırmayacağım. Ha, kaçırmayalım keyfimizi. Bu kadar basit ya. Yalnız... Heh. Harika burayı görünce bayılacak. Bayılacak. Bayılsın zaten. Zaten bayılsın, çünkü bayılmazsa konuşarak bizi bayıltır. Ben çözdüm, senin kızını çözdüm. Bende o iş yani. Gayet iyi çözmüşsün gerçekten. Yalnız o maç fikri de hiç fena değil ya oraya. Deneyelim Asiye, ha? En azından bir kere deneyelim, ne olur. Doruk, utanıyorum diyorum. Denesek ne olacak? Ya ben sakinleştireceğim seni. Hatırla bak, şarkı yarışmasında da kötü olmuştun. Sonra ben senin elini tutmuştum. Bir anda geçmişti her şey. Kazanmıştık hatta. Ha? Hadi lütfen. Ne yapacağız peki? Müziğin sesini açacağız. Kimse bizi izlemiyormuş gibi dans edeceğiz. İyi peki, deneyelim. İşte budur ya. Katılıyoruz. Gerçekten katılıyoruz. O zaman katılıyoruz. Hayırdır gençler? Neye seviniyoruz bakayım? Dans yarışmasına katılıyoruz. Daha katılmıyoruz. Katılabilir miyiz diye deniyoruz. O iş bende. Deneyeceğiz. Ne olacak? Göreceksin. Siz katılmıyor musunuz? Yok. Sevgilimin bu aralar biraz canı sıkkın diye biz katılmayacağız. Katılabiliriz aslında. Ne? Gerçekten mi? Evet. Bugün annemle telefonda konuştum ya. Beni en çok mutlu edecek şey sizin mutlu olmanız dedi. Hem kazanırsak çok sevinir. Kankacığım, o zaman hiç kusura bakmayın ama bu sefer üzüleceksiniz sanırım. Çünkü bizim kimyamız karşısında tutunmanız biraz zor gibi. Öyle mi dersin? İyi, hadi görelim bakalım. Hayatları boyunca bu anı bekliyorlarmış galiba. O zaman ben hocayı arıyorum. Çalışmalara başlıyoruz direkt. Hadi, hemen. Tamam, süper. O zaman ben de okulda çalışacak bir yer bulup geliyorum. Bekle beni. Ömer Lüsten de katılıyormuş bu arada. Büyük kapışma olacak desene. Ay deliler ya. Burhan abi geldi mi?
motor ne alemde? Çizik müzik yok inşallah. Abi motor sizlere Ömür. Ne diyorsun oğlum sen ya? Abi şaka şaka kurban olayım. Vallahi bak şaka. Hiçbir çizik yok. Gayet de iyi motor. Bak elimde olsa sırtımda taşıyacağım. Yazık yollarda perişan oluyor. Siparişleri hazırladım. Paketler orada. Soğumadan al fırla git hadi. Dur bir dakika dur. İçim rahat etmedi. Bir daha bakayım her tarafı temiz mi? La havle ve la kuvvet illallah. Bana bak. Paketler soğusa da olur. Motor önemli. Hızlı gitme. Dikkatli ol. Müşterileri ne kadar iyi düşünüyorsun sen ya. Burada çalışıyor bizim minik kuşa. Aynen öyle. Patronu da motorunun üstüne titriyor. Güzel ayrıntı. Ne geçiyor senin aklından? Söyle bakayım. Okulda dediğin şey. Kuruyorum şu anda kafamda kardeşim. Küs kuzileri birbirine kırdırıp okuldan yollamak. Ha sen ben bir yolumu buldum diyorsun yani öyle mi? Aynen öyle. Var bir şeyler ya kardeşim. Az sabret ama. Pek yakında çok eğleneceğiz. İyi tamam. Sen öyle diyorsan. Tatlım sence de biraz abartmadık mı böyle hoca tutma falan? Yok be yavrum ya. Hem Siboş Hoca gibi değildir ki zaten. Konservatuvar okuyor, harçlığını çıkartıyor. Hem bizden de birkaç yaş büyük sadece. Tanısam bence sen de seversin. Siboş. Sibel yani. Biz de ona yazdık da öyle derdik de. Hey! Siboş'um! Yakışıklım. Yakışıklım. Nasılsın ya görüşmeyeli? İyiyim canım, sen nasılsın? İyiyim ben de ya. Ay çok özlemişim ya. Evet ya, bayağı oldu görüşmeyeli hakikaten ha. Çok oldu. Tanıştırayım ben sizi. Kız arkadaşım Aybike. Selam tatlım. Selam. Bu da Siboş. Sibel yani. Demek yarışmaya hazırlanıyorsun ha? Çok iyi ya. Çok eğleneceğiz beraber. Beraber hazırlanıyoruz ikimiz çift olarak. Müthiş bir koreografi düşündüm sen arar aramaz. Yani çok yakışacak sana. bize, ikimize. İkimize yakışmalı. Müzik? Hani nerede? Başlayalım. Biz ayarladık her şeyi. Ha, şurada, tamam. Bluetooth var mı? Evet, evet var. Beni görüyor değil mi? Ben görünmez falan olmadım. Buradayım yani. Ya ben görüyorum işte seni Aybike ya. Saçmalama. Buradasın, abartma. Abartıyorsun bak. Berk'cim, biraz ısınalım ha. Isınalım. Siboş'um ne yapıyoruz şimdi? Tatlım, sen de şöyle açıl biraz. Yani kendi kendini ısıt, yaparsın. Hadi. Tabii tabii, ben takılayım kendi kendime. Şuralarda ısınırım. Ya sabır, ya sabır. Şimdi canım, şöyle. Tamam, doğru alıyorum diyorsun. Başlayalım buradan. Öğrencilerine ders nasıl geçti? Bütün konulara hakim misin bari? Güzel geçti ya. Rüzgar zaten akıllı çocuk. Ne anlatsam kapıyor hemen.
Ben de bu ara bir iş yakalayabilirsem kirayı toparlarız da. Halledeceğiz Asiye. Merak etme, halledeceğiz. Merhaba. Merhaba Hüseyin Hanım. Müsait miydiniz? Buyurun buyurun tabii. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rahatsız olmayın lütfen. Ben sizinle bir şey konuşmak için geldim. Yani yüz yüze konuşmanın daha doğru olduğunu düşündüm. Tabii buyurun. Biliyorsunuz biz Akif'le evleniyoruz. Dolayısıyla da bu mahalleden taşınıyor olacağız. Ben harika, Akif daha büyük bir evde yaşamaya başlayacağız. Ama ben sizin de bizimle birlikte yaşamanızı isterim. Eğer siz de isterseniz tabii ki. Çok sağ ol Suzan Hanım ama biz burada iyiyiz. Mutluyuz yani. Ondan kesinlikle eminim ama ne bileyim, daha rahat, daha konforlu bir hayat isterseniz. Teklifiniz için çok teşekkür ederiz. Peki, tamam. Ama ben bu mahalleden taşınsam da her zaman senin yanında olacağımı unutma, olur mu? Yani herhangi bir sorun olursa bilmek isterim. Çok sağ olun. Ben de Akif Bey'le mutluluklar diliyorum size. Teşekkürler. Nikahıma davet etsem? Gelmeye çalışırım tabii. Çok sevinirim. Çok sevinirim. Neyse, ben sizi daha fazla tutmayayım. Afiyet olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bir dakika ya. Kız, ben size sormayı unuttum. Siz kalmak ister miydiniz? Hani kızmadınız değil mi bana? Ay yok ya, Akif Bey'le aynı evde yaşama fikri zaten olmaz yani. Ben zaten burada ikinizle de çok mutluyum. Başka bir yere gitmemize gerek yok. Gitmeyelim değil mi abicim? Gitmeyelim. Oh be. Ya bundan güzel ev mi var ya? Şunun güzelliğine bir bak ya. Hiçbir yere gitmem, burada kalalım değil mi abicim? Hı hı. Yürüp seni. Bir ara kızacağınız diye çok korktum ama. Ne oldu ya? Neyin var? Berk'le dans yarışması için çalıştık da kendisi sağ olsun bir de hoca ayarlamış. Kız beni mahvetti. Bence bilerek yaptı ama neyse. Sen katılmıyor musun oğlum? Halbise tam senin işlerin ha. Dans mans. Halbise hakikaten benim işlerim de. Benim hiç vaktim olmuyor ki çalışmaktan. Gençler eğlensin. Yani bunun Türkçe meali babacığım. Benim dans yarışmasına katılacak partnerim yok. Hmm. Kızım sen bununla eğleniyor musun gerçekten? Aa, yine mi makarna var? Aa, inanamıyorum. Kızım ne yapayım? Ben de bu kadarını biliyorum ya. Bak ben bir patates kızartmasını biliyorum. Bir yumurta, bir de makarna yapmasını. Çaktırma. Makarna yaptığını da bildiğini zannediyorum. Tövbe estağfurullah. Gülün siz, gülün eşek sıpaları. Ağlanacak halimize gülüyoruz zaten. Hayırdır ya? Ömer mi geldi? He. Ömerlerse ben aç. Ay bir kez sen aç. Külliyen dersin olacağım. Abikeciğim merhaba. Nasılsın? İyi. Gönül Hanım. Hoş geldiniz. Buyurun girsenize içeri. Merhaba. Merhaba. Yok, hiç girmeyeyim şimdi. Çok geç oldu zaten. Ben bunları getirdim. Ay biz bugün çok yemek yapmışız. Biraz şey var, ekşili semizotu var seviyorsunuz diye. Bulgur pilavı var sonra işte filan falan. Öyle. Ya, ne zahmet ettiniz Gönül Hanım? Vallahi hiç gerek yoktu. Aman canım, ne olacak? Yapılıyor işte.
Bence de gerek yoktu. Bizde gayet güzel yemekler var. Yarın yersiniz tatlım. Vallahi çok teşekkürler Gönül Hanım. Çok zahmet etmişsiniz. Ay, rica ederim. Ne demek? Afiyet olsun. Tamam. İyi akşamlar o zaman. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşürüz. Ne kadar iyi bir insan ya. Akşam akşam uğraşmış, bir sürü yemek yapmış. Bence aşırı gereksiz. Niye gerek yoktu kızım? Hayırdır? Kadıncağız uğraşmış, iyilik yapmak istemiş, bir sürü yemek yapmış. Nesi gereksiz? Bilmem farkında mısın babacığım ama her şey o kadın bu mahalleye geldikten sonra başladı. Allah Allah! Yanlış biliyorsun kızım. Bak başımıza bugüne kadar ne geldiyse hepsi ananın eseri. O yüzden kimseye çamur atmaya kalkma, olur mu? Oldu. Ama ben anlıyorum annemin sana niye öyle davrandığını. Kıskandığı için yaptı işte. Ne yapayım yani kızım? Bu yüzden af mı edeyim onu? Ya şimdi bu normal bir şey mi? Bu sağlıklı bir kafa mı ya? İnsanların midesini bozmaya çalışmak normal bir durum mu sence? Ha güzel kızım? Kızım sadece bakıyordum ya. Sadece bakıyordum. Senin bu kadınla aranda bir şey mi var? Hoppala, Aybüke. Ya nereden çıkarıyorsun kızım bunları ya? Niye öyle bir şey olsun yavrum? Ne alaka o zaman gece gece yemek getiriyor kadın bize? Ya bak ben bütün gün dükkanda söylendim durdum. Bu çocukların kursağından doğru düzgün bir lokma geçmiyor diye. Kadıncağızın da içine dert olmuş. Yapmış yemeği getirmiş yani. Yani bir fenalık mı bekleyelim bundan? Ne yapayım? Benim de kafam böyle çalışıyor. Ne yapayım? Madrem'e gelenler hep bunlar. Ne olacak peki annem çıkınca? Affedebilecek misin onu? Uf ya bilmiyorum Aybüke, bilmiyorum kızım. Bilmiyorum ya. Günaydın. Günaydın. Bugün annemin görüş günü. Bunu bırakıp öyle geleceğiz. Ha, öyle mi? Tamam, tamam. Aybüke bir şey söyleyeceğim. Şu abine ilet. Tabii. Tolga ile Emir'den uzak dursun. Başına bela açacaklar. Asiye ikisine söyler misin? Ben kendimi gayet de güzel kollarım. Midye mafyasından da Tolga ile Emir manyağından da. Aybüke hadi. Geç kalacağız. Ya Aybüke acele et hadi. Zaten annemle babamın küslüğü yetiyor. Yani bir de siz hiç çekilmiyorsunuz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Tutsana kızım. Ne zaman bitecek bu olay ya? Ona kötülük yapmadığıma kafası basana kadar sürecek. Anlamıyor çünkü. Kalın kafalı, kalın kafalı. Gel.
Günaydın Akif Bey. Günaydın kızım. Ya hadi bana bir sabah kahvesi getir de şu toplantıya girmeden önce bir kahvemi iç. Şey, ben de size toplantıyla ilgili haber verecektim de misafirlerimiz geldiler, toplantı odasını aldım. İyi, iyi, iyi yapmışsın. Erken başlar, erken biter. Hem Ayla Hanımlar gelmeden de halletmiş olur. Ayla Hanımlar da erkenden geldiler, onları da misafirlerimizin yanına aldık. Allah Allah. İyi, tamam kızım, hadi sen çık. Tövbe estağfurullah ya. Bunlar da iyice işkolik oldu benim başıma arkadaş. Bu nedir ya? Ya gidin gezin, branca gidin, bir şey yapın. Hayır, işten ne anlıyorsunuz da toplantıda ne işiniz var acaba? Tövbeler olsun ya. Hepsinin kokusu farklı. Bakın. Harika. Yani havada alabilir miyiz biraz? Hay hay, tabii ki. Ayla Hanım, beni atladınız ama. Aa, aşk olsun Necmi Bey, hiç atlar mıyım ben sizi? Birazdan geliyorum, size de süreceğim. Teşekkür ederim. Bu da farklı bir koku. Çekinmeyin, bolca alın. Ne oluyor lan burada? Yalnız kızlar, bu inanılmaz kokuyor. Mis gibi ya, parfüm gibi kokuyor. Evet, beyler. Hanımefendiciğim, yorumlarınızı alayım. Beğendiğinizi düşünüyorum. Nasıl? Hissettik değil mi o freshlik duygusunu? Evet, bizim hanım da bunun için döküyormuş onca paraları bu kremlere. Haklı, haklı. Ulan güzellik salonuna mı geldik, toplantıya mı geldik? Hadi hayırlısı. Aa, Akif'cim hoş geldin. Sevgili ortağım. Hoş bulduk sevgili ortağım. Siz de hoş geldiniz efendim. Siz de hoş geldiniz. Ne oluyor burada, ne boş hanım? Hazır misafirlerimiz gelmişlerken Akif Beyciğim, biz kendi şahsi markamızın testerlarını onların beğenilerine sunduk. Onlar da bize şeref verdiler. Beğendiğinizi düşünüyorum değil mi? Kesinlikle. Hı-hı. Ne hoş, ne güzel ama sanki bizim bugün toplanma sebebimiz başkaydı diye hatırlıyorum ben. Ha? Değil mi? Hani ihalenin teknik detaylarını konuşacaktık. Hani otel inşaatını biz mi yapıyoruz, yapıyorsak nasıl yapıyoruz onları konuşacaktık. Yanılıyor muyum acaba? Ya vallahi ne deseniz haklısınız ama bu fikir benim aklıma acayip yattı. Yani hep böyle ilgi alanımla ilgili bir yatırım yapmak istemiştim. Hatta Ar-Ge müdürümüze de araştırma yapmıştık. Çok kötü değildi değil mi? Kesinlikle Gözde Hanım. Kesinlikle Gökhan Bey. Ama işte bu sohbet nereye doğru gidiyor ben hiç anlayabilmiş değilim açıkçası. Yani özeti şöyle. Siz bu otel işinde bizim çözüm ortağımız olun. Biz de bu krem işinde sizin ortağınız olalım. Anlamadım, nasıl yani? Ya işte bu krem işi canım. Kızların bu krem işine %50 ortak olalım diyorum. Bence harika bir fikir. Anlaştık Gözde Hanım. Aa, çok güzel haber, çok sevindim. Aha, harikasınız Gözde Hanım. yeni ortaklığımız hayırlı uğurlu olsun o zaman. Deneyin, deneyin. Kremler çok güzel. Hayırlı olsun. Efendim, o zaman böyle yumuş yumuş eller, pırıl pırıl ciltler değil mi? Efsane ortaklığımız. Deneyin. O zaman ben de şöyle biraz... kaz ayaklarına... Evet, nasıl? Evet. Çok güzel. Nasıl da güzel. Değil mi? İnanılmaz ya. Kurban olurum size. Fazla temas etmeyin. Biz de seni çok özledik anne ya. Ev sensiz çok sessiz. Her şeyini çok özledik madırım ya. Bak her şeyini çok özledik. Böyle yüksek volüm bağırmalarını, güdümlü anne terliğini, her şeyini çok özledim ben. Tez vakitte inşallah çocuklar. Çıkacağım buradan, dimdik duracağım ailemin başında. Siz merak etmeyin, olur mu? İnşallah madırım, inşallah. Bir iki temiz eşya getirdik belki ihtiyacın olur diye. Ama kontrol ediyorlar şimdi. Sağ olasın kızım. Alırım ben sonra. Neyse, yüzünüz gülüyor. Sizi böyle mutlu gördüm ya. Başka da bir şey istemem. Ya, gülüyoruz gülmesine de madırım. Sırf sen üzülme diye yani. Yoksa içimiz kan ağlıyor. Aynen böyle devam çocuklar. Olur mu?
Böyle yapmaya devam et olacağım. Anne elin çok kötü olmuş. Yok yok o şey. Burada herkes bir şeyin ucundan tutuyor. Bağda çamaşırı kabak düştüydü. İki çamaşır yıkadım diye tahriş olmuştur. Adırım bak sen bir şey olursa ben çok kötü olurum ha. Dikkat et kendine. Evde daha fazlasını yapıyorum ben. Ne olacak? Bunlar bana vırz gelir tırıs gider. Evdeymişken. Babanız. İyi bakıyor değil mi size? Yani sayılır. Ama zamanında makarna tost dışında bir şey yapmayı öğrenseymiş iyi olurmuş yani. Evet madırım ya. Vallahi bak sürekli aynı şeyleri yemekten böyle iyice hamur kafa olduk ha. Allah'tan Gönül Hanım eve geldi de kursağımızdan güzel yemekler geçti. Allah razı olsun. Ne kadar iyi kadın ha. Değil mi abi ki sen de bir şeyler... Eve mi geldi? O ahlaksız kadın benim kapımdan içeri mi girdi? Hayır anne saçmalama ya. Ben alır mıyım onu içeri? Öyle kapıdan verdi gitti. Yazıklar olsun Orhan. Yazıklar olsun. Lokantasında kaldığı yetmemiş gibi bir de kadını benim evime sokup çocuklarımla yüz göz etmiş ha. Allah onu bildiği gibi yapsın. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Öylece far görmüş tavşan gibi kala kaldı zavallıcık. O hain Akif'i öyle şok içinde, şaşkın, çaresiz gördüm ya. Her şeye değdi bu ifade. Kesinlikle katılıyorum sana. Ay ne yapsak ayol? Şöyle bir spa'ya falan gitsek de bir masajla ödüllendirsek mi kendimizi ne dersin? Bilmem. Bence güzel olur. Aa dur hayatım dur. Bırak şimdi ödülü falan. Daha önemli şeyler var. Neymiş o? İnci'den mesaj geldi. Evet, güzel. İşte bu. Ay bugün ne kadar muhteşem bir gün. Her şey yolunda gidiyor. Kıza bak. Kız sen yine neyin peşindesin bakayım? Aa, bu kim ayol? Bu kızcağız tatlım. Akif'in düğününü yapacak olan organizasyon şirketinde çalışıyor. Aa. E niye İnci ile beraber? Çünkü tam da şu anda beni bekliyorlar. Akif ile Suzan'a ufak bir düğün hediyesi ayarlıyorum da. Sen var ya sen, az değilsin ha. Bırakmayacaksın değil mi sen bu işin peşini? Dur hayatım, dur sakin ol. Sadece ufak bir sürpriz. Düğüne birazcık eğlence katmak için. Sen çok alemsin ne boş ya. Canım ben geç kalacağım, çıkmam lazım. Haydi. Bak, bak, bak. İstersen sen de gel. Tabii ki geleceğim. Kaçırır mıyım? Yani madem sen bu işi bu kadar kafaya taktın, gidelim bakalım. E haydi, gel. İki kahve versene Zeynep. Olur abi, nasıl olsun? Nasıl olsun, filtre olsun ya. Bir tanesi sütlü ama. Eyvallah. Tatlım mesaj... Dans için buluşuyor muyuz? Gülbike'yi bilmem de bence sen çok yeteneklisin. Gülbike, adımı bilerek yanlış söylemiyorsa benim adım Aybike değil. Uyuz, sensin yeteneksiz. Bizim dans dersine ihtiyacımız kalmadı. Kendimiz hallediyoruz. Sibopçum. Bay. Bay. Ne oldu yavrum, biri mi aramış? Öyle sandım, aramamış. Ya Siboş arayacaktı da bugün. Belli ki aramamış. Ama kendi gelir herhalde. Herhalde. Bu akşam da çalıştık mı biz bu işi bitiririz. Kesin kazanırız bence yarın. Kesin kazanırız. Değil mi? Aynen. Sonuçta hocamız var. Yani hocamız var. Çak.
Hadi gittim zamanı. Ta 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 ta. Bir, iki, bak, başaramayacağız dedim. Ama bence yani başardık ya. Oldu ya. Güzel oldu. Ayağın acımadı değil mi? Yani biraz acıyor. Çok mu ilaç falan alayım mı? Ne yapalım? Çok mu acıyor? Şaka yap. Bak ama ya. Korktum ayağın çok ağrıyor diye. Ömer. Sana bir şey söyleyeceğim. Ben seni çok seviyorum. Burada ben de seni veya ben de seni çok seviyorum falan demen gerekiyordu sanki ama. Ya kızım beni biliyorum. Ben bu işleri pek beceremiyorum ya. Evet biliyorum Ömer de ben de öyle çok beceremiyorum yani ama söyledim işte öyle. Neyse ben üstümü falan değiştireyim. Sınıfta görüşürüz. Görüşürüz. Ya niye söyleyemiyorsun? Niye söyleyemiyorsun acaba? Ömer, kızın yüzü bir asık gitti sanki. Öyle gitti vallahi. Ne oldu ki? Ya kız ilk defa seni seviyorum dedi. Ben üstüne su içtim. Nasıl yani? Ya deyince ne yapacağımı bilemedim işte. Suyu diktim kafama. Ha Ömer inanmıyorum sana. Kız çok üzülmüştür. Üzüldü de Yasiye ne yapayım ben beceremiyorum ki bu işleri. İyi de Ömer böyle olmaz ki düzeltmemiz lazım yani. Öyle vakit kazanmak için su içemezsin, kaçamazsın böyle. Doğru diyorsun da nasıl, ne yapmam lazım bilmiyorum ki. Nasıl çözüm bulacağız bunu? Çok üzüldü kız ya. Ben burada kalmaya devam ettikçe o kadın benim kocama yaklaşacak. Kurbanım benim ne olur çıkar beni buradan. Bacım. Bir bak bir bak. Sana bir şey diyeceğim. Şimdi bu televizyonda falan görüyoruz ya böyle tünel kazıyorlar, kaçıyorlar hapishaneden. Nasıl oluyor o iş? Nasıl kazar kaçarım ben buradan? Biliyor musun yolunu? Bak bak hele. Ne saçmalıyorsun kız sen? Neyin peşindesin sen? Bütün koşu yakmaya mı çalışıyorsun ha? Derdin ne senin? Kadriye bacım, kurban olayım bak gözünü seveyim. Ne olur bana bulaşma. Canım çok sıkkın. Kız senin sıkkın olmaya hakkın var mı? Sen kalk çoluğunu çocuğunu zehirle sonra gel burada bana atar yap. Bu koğuşun en pislik canavarısın sen. Ben çocuklarımı falan zehirlemedim, kimseyi öldürmedim. Ne olduysa kazara oldu. Bana bak. Senin ayarın iyice şaştı ha. Sittim seni buradan çıkarma da gör. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan? Vallahi boğarım kız seni. Boğarım elimde kalırsın. Hani koşun ağasıydın sen? Ha? Göster bakayım ağlığını. Lan ağzını yüzünü parçalarım lan senin. Parçalarım senin. Geberteceğim seni. Kalk üstüm lan. Ne oluyor burada? Ayırın şunları. Bırak. Bırak! Manyak! Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz burada? Bu boşta saçtı! Bu kaç kaçtı! Ben bir şey yapmadım. Bu karı saldırdı üstüme durup dururken. Atın şunları hücreye de akılları başına gelsin. Götürün çabuk. Sen hele bir çık oradan. Götürün. Biliyorum ben sana yapacağımı. Göreceksin. Hele bir çık. Hele bir çık oradan. Sen misin lan? Hala konuşuyor. Motorum nerede lan?
Bugün değil miydi o gün? Bugündü, ben hatırlıyorum. Lan motorum nerede? Kızlar, ya motorumu gördünüz mü? Buradaydı. Yok, görmedim. Ya nasıl görmediniz ya? Emin misin? Evet. Ya çıldıracağım ya. Ya çıldıracağım ben. En azı düştü yalnız seninkisi ha. Aransın dursun ya kek hocam. O olsun ona. Oğlum motor verdi burada, gördünüz mü? Emin misin? Evet. Nasıl görmediniz ya? Sana söylemeyeceğim. Motor vardı burada, gördünüz mü? Ne oluyor? Vallahi ne olsun. Olcan'la öyle biraz eğlenelim dedik. Sevgilinin parlak fikirleri işte. Abi çıldıracağım ben ya, çıldıracağım. Oğlum motorumu gördünüz mü? Lan nasıl görmediniz? Ne yaptınız? Motorunu çaldık kek hocanın. Onu arıyor, biz de izleyip gülüyoruz. Yiğit, motorumu gördün mü lan? Yok. Bir daha bir tur istersin. Ne? Motorunu mu çaldınız? Evet. Nasıl çaldınız? Aha, da bununla. Bir adet anahtarla. Ama bu daha başlangıç harikacığım. Devamı daha da bomba. İzleme gör. Aynen öyle. Ya çıldıracağım lan, çıldıracağım. Nasıl oldum, bittim mi? Patron öldürecek beni. Bizim bugün bu arada işimiz var Tolga'yla. Haberiniz olsun. Nasıl yani, biz? Siz bugün kendiniz gideceksiniz arka kız. Konuşuruz sonra. Neden? Ya nasıl gideceğiz ki biz? Ben seni taksiyle bırakırım ya. Gel gidelim. Ne oldu kız? Üzüldün mü yoksa? Yok ya. Ne üzüleceğim, bana ne? Tipe bak şimdi. Bayağı bitti çocuk ya. Kıyamam vallahi bak. Hadi gel gel. Minik kuş. Hayırdır ya, iki saattir bir şeyler arayıp durdum burada. Ogi. Ne oldu oğlum, karalar bağlamış oturuyorsun burada. Anlat bize. Siz aldınız değil mi lan motorunu? Ha? Lan söyle söyle, nerede motorun söyle. Yavaş ol oğlum ya, sakin. Oğlum söyle lan, söyle motorum nerede? Söylerim. Ama karşılığında bir şey yapman gerek. Oğlum saçma sapan konuşma. Bir şey saçmalamıyorum oğlum. Motorunu geri almak için bir şartım var diyorum. Gayet basit değil mi ya? Oğlum sen gerizekalı mısın? Kendi motorumu geri almak için sizin saçma sapan isteklerinizi yapmayacağım. Söyle motorum nerede? Emir ne diyor bu ya? Ha? Yapmayacağım etmeyeceğim falan bir şeyler saçmalıyor. Hayırdır? Vallahi okulda olmadığını biliyorum. İstanbul büyük kardeşim, arasın dursun. Kek hocam. Bakalım ne yapacak? Keyfi bilir. Gidelim biz. Lan oğlum bak söyle motorum nerede? Yapacağım mı istediğimizi? Hı? Ömerciye bir oyun oynayacağız. Sen de bize yardım edeceksin. Ne diyorsun oğlum sen? Ne yardımı? Oğlum bak. Bana kalırsa senin kaybettiğin motorun fiyatı en az bir 10-15 bin lira var değil mi? O yüzden Ömer mi yoksa motorun mu? Sen bana bir düşün. Tamam? Yemek yaptım çocuklara. Senin kız benden pek hoşlanmıyor. Böyle önden vereyim istedim. Hay Allah. Yok ya, niye hoşlanmasın? Onun anasını biraz canı sıkkın da o yüzden öyle suratsız. Ya niye zahmet ettiniz Gönül Hanım? Ya kaç kap yemek çıkıyor şurada. Ne var canım bunları versen? Sağ ol, Allah razı olsun. Daha önce düşünmediğim hata da işte. Neyse. Ama bakın son kez alıyorum, tamam mı? Yani maaşımdan kesmek şartıyla. Lütfen. Tamam tamam, düşünürüz. Hadi afiyet olsun. Orhan Bey, Orhan Bey. Söylemeyi unuttum. Ay,
yeğenleriniz için biraz daha fazla koydum ikram edesiniz diye. Onlara da bir faydam dokunsun. Öyle kaldılar bir başlarına. Çok iyisiniz vallahi Gönül Hanım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Afiyet olsun. Hay Allah'ım ya. Bir şu çocukların her bir lokmasını tek tek sayan Şengül'e bak. Bir de şu kadının iyiliğine, zerafetine bak ya. Hay Allah'ım ya. Ayı Burhan abi. Abi ben çok kötü hastalandım ya. Şey diyorum, ben bugün servise çıkmasam mı acaba? Motor yanımda. Abi ne bağırıyorsun? Ben bilerek mi hastalandım ben? Ben bilerek... Tamam kes maaşımdan buradan. Kes maaşımdan. Motor iyi. İyi, bir sıkıntısı yok. Abi. Abi ne polisi ya? Saçmalama, ne gerek var? Ben yarın getireceğim diyorum. Motoru bulamazsam mahvoldum ben ya, mahvoldum. Allah Allah. Nerede kaldı ki bu kız ya? Gerek var mı ki ya? Biz hallederiz bence. Ya hallederiz, halletmesine de yine öyle haber vermeden gelmemesi falan. O bir acayip yani. Aman boşver boşver, biz başlayalım. Dur ya, ben en iyisi arayayım onu. Ya da dur aramayayım, mesaj atayım. Atma atma. Boşver. Niye? Kızmak yok ama. Ne oldu Aybüke? Söyle. Sana mesaj atmıştı, ben de gelmesen diye ona geri cevap attım. Al. Niye? Çünkü beni dışladı. Yok sen çok yakışıklısın, yok sen çok yeteneklisin. Benim adımı bile yanlış söylüyor. Tamam, tamam. Ben de çok doğru bir şey yapmadım senden mesaj atarak. Öyle sevgilisinin telefonunu alıp başkasına mesaj atacak biri de değilim. Ama küçümsedi beni, ben de sinir oldum. Bana niye söylemedin bunu direkt? Ne gerek vardı şimdi böyle bir şey yapmana? Çok mu kızdın? Tamam tamam, bir daha yapmayacağım. Söz mü? Söz. Numarasını alır kendimden mesaj atarım. Tatlım benim ya. Sen var ya hakikaten benim canım. Manyak, vahşi sevgilimsin. Biliyorsun değil mi bunu? Biliyorum. Canım benim ya. Sen beni kıskandın demek ha? Hadi, hadi başlayalım. Önce eller. Tamam, tamam. Hadi başlayalım. Açıyorum müziği. Aç. Buradan böyle açtık işte. Ha, hadi başlıyoruz. Evet. Gel. Hadi. Ellerle başlayalım. Tabii hocam. Son, iki, üç, dört, hadi. Bir, iki, üç, dört. Devam bu değil mi? Evet. Hadi bir daha baştan. Son, iki, üç, dört. Bir, iki, üç. Ömer, ne oldu? Bir şey mi oldu? Korkma, korkma. Bir şey yok. Merak etme, bir şey yok. Ömer, ne demek korkma ya? Eve çağırıyorum, gelmiyorsun. Israr isteniz, sokağını çıkardın beni. Merak ettim, ne oldu? Bugün sen biraz bana darıldın ya. O benim içime dert oldu. Haklıydın da tabii. Bazen bazı şeyleri söylemek gerekiyor. Ya sadece göstermekle olmuyor. Olmuyormuş daha doğrusu. Yani? Ben böyle şeyleri söylemeyi beceremiyorum. Ama başka nasıl anlatırım diye de düşündüm. Düşündüm. Ve? Ve... Gel. Gel.
Söyleyemediğim bütün anlar için. Sen git istersen, ben Ömer'lerle geleceğim. Yok ya. Bugün ben de sizle geleceğim. Motorum yok. Nerede ki? Ya dükkana bıraktım. Ayvike çok soru soruyorsun, tamam ya? Olcan, iyi misin sen? Alt tarafı bir soru sordum. Allah Allah, cins midir nedir? Günaydın. Günaydın Eren familyası. Bu görev de sana kalmış. İki dakika bekleyin, ben bir telefonla konuşacağım. Efendim Burhan abi. Bana bak. Okula giderken o motoru buraya getireceksin. Eğer getirmezsen polis oraya gelip alırım ha. Anlıyor musun beni? O motor buraya gelecek, bunu bil. Abi hastanedeyiz ya. Çıkar çıkmaz getireceğim, merak etme. Kapıyorum abi. Tamam, merak etme. Motor öğlene sende. Polis diyorum, polis. Polis diyor ya. Gerçekten polis diyor. Ya alıp beni götürseler, içeri atsalar, dert atmasalar, ben o kadar parayı nereden bulacağım? Hadi Asiye, gidelim biz, geç kalacağız. Tamam. Nasıl? Harika. Kıvırabildin mi bari dans etmeyi? Kazanır mısınız? Yani benim kadar iyi olmasa da. Diyorsun. Ama bak senin kız kardeşin bayağı iyi bu konuda. Biliyor yani. Gel oğlum, gel. Abisi yetenekli, ne yapacağım? Neyse bak, bizimkisi geliyor. Bakalım kabul edecek mi? Kabul edecek tabii. Görürsün. Hazır mı peki malzemeler? Ya boşuna sabahın köründe gelmedik herhalde okula. Her şey yerli yerinde ve hazır kardeşim. İyi bakalım. Kabul ediyorum. İstediğinizi yapacağım. Hemen motorumu geri istiyorum oğlum. Ağır ol. İş bitsin, öyle alırsın. Ama sen yine de bunu al. Biz sözümüzü tutmuş olalım da avans olarak kabul et yani. Tamam. Oo gençler, hadi tiyatro salonuna, şov başlıyor. Birazdan renkli bir şov bizi bekliyor. Diyorsun. Bakalım ne kadar renkli olacak. Hangi sırayla çıkacağımız belli mi ya? Vallahi Burak Hoca'nın elinde bir liste vardı ama. Ben baktım o listeye. Biz en son çıkıyoruz Ömer. Keşke ilk biz çıksaydık da bitseydi gitseydi ya. Çok kişi gelmiş midir ya? Yani sınavı olmayanlar gelmiştir herhalde. Doruk, ben biraz heyecanlanmaya başladım ya. Merak etme. Eğer hareketleri unutursam
Ben sana yardımcı olmaya çalışacağım. Halledeceğiz. Tamam. Ay nerede kaldınız ya? Bir an vazgeçtiniz sandım. Aa olur mu canım öyle bir şey? Kaçırır mıyız canım hiç böyle bir şeyi? Çocuklar. Hazır mıyız? Fazla hazırız hocam. Çok hazırız hocam. Bilmiyorum hocam. Evet çocuklar, liseler arası dans yarışmasında okulumuzu temsil edecek çifti seçmek üzere hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlarımızın hepsi aynı şarkıda performans gösterecekler. Ve koridorlarımızda sandıklarımız olacak. Performansını en çok beğendiğiniz çiftin ismini yazarak oylamaya katılabilirsiniz. Peki o zaman soralım bakalım Burak hocamıza, arka taraf hazır mı? Hazırlar Ayla Hanım. Süper. O zaman alkışlarla başlatıyorum yarışmayı. Bir heyecan alalım. Hadi bakalım kuvvetli bir alkış. İyi eğlenceler. Show, tell the cameras keep rolling. Stop playing, girl, give me that back. Stop playing, girl, give me that back. Stop playing, girl, give me that back. Ain't doing me no favors, but you know you owe me that. Bravo. On a good show, tell the cameras keep rolling. Stop playing, girl, give me that back. Stop playing, girl, give me that back. Stop playing, girl, give me that back. Ain't doing me no favors, but you know you owe me that. Show, tell the cameras keep rolling. Stop playing, girl, give me that back. Stop playing, girl, give me that back. Stop playing, girl, give me that back. Ain't doing me no favors, but you know you owe me that. Thank you.
playing, girl, you know that you owe me. When I come around, why you acting phony? When I leave out, why you acting lonely? Putting on a good show, tell the cameras keep rolling. Stop playing, girl, give me that back. Stop playing, girl, give me that back. Stop playing, girl, give me that back. Ain't doing me no favors, but you know you owe me that. Ömürüm doldur affet beni. Hocam, Oğulcan yapmış ya, baksanıza. Affet. Oğulcan. Ömer, iyi misin oğlum? Oğlum, gözüne falan gelmedi değil mi? Yok Ayla Hanım, iyiyim. Ay Allah'ım. Çocuklar, kazanmasını istediğiniz yarışmacının isimlerini sandıklara bırakın lütfen. Yarışmamız burada bitmiştir. Hadi hepiniz sınıflarınıza. Kardeşim, ne diyorsun? Ömer daha herhalde bunu yanına bırakmaz değil mi? Vallahi benim bildiğim Ömercik bunu hiç kimsenin yanına bırakmaz. Merak etme kardeşim. Bu iş disiplin kurulu kararıyla okuldan uzaklaştırmaya kadar gider. Rahat ol yani. Nasıl oldu bu ya? Oğulcan yaptı Asiye. Ömer, belki Emir yalan söylüyordur ya, inanma hemen. Gördüm kızım, gördüm. Kaçtı geriye. Ben onu ne yapacağımı biliyorum. Ömer dur. Ömer. Oğulcan, gel lan buraya. Oğlum bak, akıllanırsın diye sustum. Ama bu yaptığın yetti artık, anladın mı beni? Yetti. Ya mecburdum ya, mecburdum. Neye mecburdun oğlum? Sana yardım ettim diye bana sırtını dönmeye mi? Ha? Oğlum bana bak, bana bak. Ya bu nefret lan? Ne oluyor oğlum sana, ne oluyor? Ömer tamam, Ömer tamam, dur. Ben sana ne yaptım lan? Seni korumaktan başka ben sana ne yaptım oğlum? Ne oluyor burada ya? Ne yapıyorsunuz siz? Ne bu rezillik? Ne oluyor burada? Ya ben size kavga yok demedim mi? Ha? Kavga ederseniz, itiş kakış olursa atarım sizi bu okuldan demedim mi? Ne bu şimdi? Hay içeriği zaten rezil ettiniz. Şimdi bir de bu mu? Vahşi misiniz oğlum siz? Kendinize gelin ya. Yok tamam. Anlaşıldı. Burak Bey, yarın lütfen disiplin kurulunu toplayın. Madem bir laf ettik, arkasında duralım da anlasınlar ciddiyetimizi. Hadi, dağılın hemen sınıflarınıza. Çabuk, dersinize. Esas küslük şimdi başlıyor Olcan. Umut. Oğulcan. Tamam dur. Sonra konuşursunuz. Bak çok büyüktüler, okuldan atılacaklar artık. Oğlum helal olsun lan. Sözünü tuttun.
Daha ne olsun? Nerede lan motor? Sakin ol lan, sakin, tamam. Hastalda. Oğlum siz manyak mısınız lan? He? Nasıl gideceğim lan ben oraya? Mete, ben çıktığın zaman tam karşında bir inşaat alanı var. Oraya koyduk. Korkma ama ya, güvenli bir yerde. Allah belanızı versin, tamam? Allah belanızı versin. Ah canım ya. Üzüldü ya. Doruk nerede? Gelmedi mi babasının nikahına? Doruk'un annesi Akif amcanın eski karısı. Benim annem de yeni karısı olacağına göre Doruk'un çok hoşuna gitmedi bence. Neden gelsin ki? Ha, geldi bizim kırmızı Ömercik. İyi akşamlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya yeni eviniz o kadar iyi ki. Ay ben de bayıldım ya. Baksana şuna. Rengin açılmış Ömerciğim ya. Yakışmıştı kırmızı. Oy canım benim ya. Komik misin sen? Yok, gerçekleri söyledi. Bak kışkırtma beni. Teyzenin evindeki partide en son taş alıyordum. Hatırlatayım. Ömer, bak bu nikah kıyılacak, kavga yok. Tamam abicim, tamam, kıyılsın. Kıyılsın ya. Ayıp ki arıyor. Alo. Ömer, Olcan gelmedi hala. Artık beni ilgilendirmiyor Ayıp ki. Ne yaparsa yapsın. Ya tamam haklısın ama kimi arayacağımı bilemiyorum ki ben de. Babama da bir şey söyleyemiyoruz panik olur diye. Halbuki tekrar ediyorum. Ne yaparsa yapsın umurunda değil artık, tamam mı? Hadi düğünleyim, kapat. Kapat. Ömer. Hı? Olcan nerede, ne oluyor? Ya eve gitmemiş de bana soruyorlar. Ama neyse, konuşmayalım şimdi bunun hakkında. Sana bir şey söylemem lazım. Emirler Olcay motorunu sakladılar. Hastal metrosunun orada bir inşaat varmış. Yani? Yani motorunun yerini söylemeleri koşuluyla işte sana o pisliği yaptırdılar. Bunlar istedi diye mi yaptı olacağım bana bunu? Evet de mecburdu çocuk ya. Mecbur falan değildi harika. Adam gibi gelseydi, söyleseydi bana hallederdim ben, bir şekilde çözerdim. Bu durumda olmazdık şimdi. Sen de haklısın yani, ne diyeyim. Ya neyse ne. Artık ne yaparsa yapsın umurumda değil. Keyfi bilir beyefendinin. Geri zekalısınız. Vallahi geri zekalısınız. Lan burayı mı buldunuz ya? Burayı mı buldunuz? Ben nasıl bulacağım burada? Geri zekalılar, burayı olur mu? Yok abi, akıl yok ya. Vallahi beyinsizler. Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Burayı mı buldunuz? Bu mu yani? Lan ben buraya nasıl ineceğim? Hadi indim diyelim, ben nasıl çıkacağım buradan? Bir sene eksikti bak, bir sene eksikti. Allah'ım çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım ya. Şarj da bitti, ışık da gitti. Ben ne yapacağım? Yok. Sen yardımcı olur gibime geliyorsun ama... ne yapacağız? Deneyeceğiz artık. Hadi bakalım, bismillah. Bağırmışsın ya.
Ya sabır. Allah kahretsin! Allah kahretsin, ben nasıl çıkacağım buradan? Vallahi gerizekalısınız. Ya sesimi duyan yok mu? Allah'ım nasıl çıkacağım ben buradan? Vallahi çıldıracağım ya. Ya sesimi duyan yok mu? İmdat! Ay ne boş, ne alemsin ya. Resmen sinema ortamı kurmuşsun bize. Hadi mısır da getirdim. Evet. Şimdi çok güzel şeyler izleyeceğiz. Çok heyecanlı şeyler. Şöyle konforumuz yerinde olsun istedim. Keyifle izleyelim istedim. Fena mı olmuş? Yok yok, çok iyi yapmışsın. Çok heyecanlı, hadi bakalım. Ay. Kız arıyor. Pelin. Sen bu telefonu ekrana bağladın ama değil mi? Tabii tabii, ayarladım ben. Televizyondan izleyeceğiz. Şunu açayım da yansıtacağım. Pelin'cim, bekliyoruz. Başlıyor mu sevimsizlerin nikahı? Başlıyor Nebahat Hanım. Geçiyorum yerime. Tamam canım, tamam. Hadi ben de şimdi televizyona aktarıyorum görüntüyü. İzliyoruz bak. Dur. Ay hadi aktar bakalım. Şuradan. Geldi. Tamam. Yakışıyorlar mı? Ay yok hiç. Allah'ım işte hayallerim gerçek oldu ya. Görmek istediğim kare bu. Annenin evlenmesi mi yoksa zengin olmak mı hayali? Sus. Sevgili ailemiz ve sevgili dostlarımız. Hepiniz bu mutlu günümüze hoş geldiniz efendim. Tabii şekerim, izliyoruz. Hem de pür dikkat. Hadi görüşürüz. Törenimize başlamadan önce siz de müsaade ederseniz... Müstakbel eşime bir sürprizim var. Ben kendisine bir şarkı yazdım. Ve o şarkıyı da seslendirdim. Şimdi o şarkıyı hep birlikte dinleyelim mi efendim? Dinleyelim mi o şarkıyı? Geliyor. Şimdi. Ah Akif, o kadar romantiksin ki. Her zaman hayatım. Her zaman. Bakalım seveceğim. Ne oldu?
beğenmedin mi? Yani alemsin. Bir evlilik yıldönümü yemeğimizden daha merhaba. Akifciğim. Canım. Beni ne kadar seviyorsun? Söyle bakalım. Evet, bak dinle, dinle bunu. Aşığım sana be. Aşığım sana be kadın be. İşte, işte, işte. Sürpriz olmak. Seni var ya deliler gibi seviyorum. Çocuklarımın anası, çocuklarımın anası. Kurban olurum sana ya. Senden başkasına bakarsam ha bu iki gözüm birden kör olsun be. Tamam aşkım, yemeğimize dönebiliriz. Dönelim canım, sarı fırtınam dönelim. Ruhumun gıdası. Hadi dönelim. Bakışıma bakıyor, çok kaldı. Montaj. Vallahi Photoshop. Montaj diyor. Montaj diyor ya. Tabii montaj. Aha montaj gör. Ya ne boş. Bırak Allah'ını seversen şu soğuk nevaleyi ya. Bırak artık ya. Ya kadın dediğin senin gibi olur. Öyle sıcak, alımlı, efendime söyleyeyim kıpır kıpır Suzan dediğin ne? Suzan dediğin buzdolabı. Ne ki Suzan? Allah'ını seversen ya. Anne. Ulan Nebahat. Suzan bak vallahi açıklayabilirim. Vallahi açıklayabilirim. İnan haberim yoktu benim. Hakim. Allah seni kahretsin Hakim. Hakim. Akif Atakul'un içinde olduğu bir kare olaysız olabilir mi acaba? Hastayım sana ya. İşte bu yüzden hastayım. İdolümsün. Vurdu, gol oldu Nebahat. Gol! İşte bu! İşte bu! İşte bu! İşte bu! Allah'ım! Ah. Ay karnım ağrılar girdi. Çok eğlendim. Ya. Ya işte benim arkamdan iş çevirirken, bana hainlik yaparken düşüneceklerdi. Şimdi böyle kalırlar işte. Ya. Aynen öyle. Hadi bakalım. Şimdi ikna et evlenmeye. Çok zor anneciğim, çok zor. Zor, zor. Ya çok güzel değil mi? Oh be. Yok ben çıldıracağım ya. Çıldıracağım. Bu ne lan? Volkan patlaması mı? Sıradaki ne? Sıradaki ne? Sesi... Abi! Buradayım! Hey! Buradayım! Buradayım! Ya yok mu sesimi duyan? Abi buradayım, kurtar beni! Lan bu ne? Hey! Hey! Sesimi duyan var mı? Buradayım! Ya kimse yok mu? Yok mu sesimi duyan? Abi buradayım, burada. Ya sesimi duyan yok mu? Buradayım! Buradayım. Lan! Lan canlı canlı gömüyorlar beni! Lan! İmdat! Abi! Ya durdun şunu! Ya kimse yok mu? Buradayım ben! İmdat! Ya sesimi duyan yok mu? Ben seni bırakıp gidemem ki. Olmazsa olsun.
ben buradayım. Lan canlı canlı gömüyorlar beni ya. Ya sizi bu duyan yok mu? Ne olacağım? Galiba bu sefer yolun sonuna geldim. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana. Dünya sanki sırtımda, sanki herkes karşımda, yoruldum bu yaşımda. Anne, ne olur konuş benimle, en azından rüyamda vesile tutunmama. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden.